Merhaba sevgili seyirciler. Berat TV ekranlarına Metafizik Aleme hoş geldiniz. Araştırmacı yazar Kürşat Berkant hocamızla birlikte karşınızdayız. Metafizik Alem'de bugün cinlerin yaratılışını konuşacağız. Soru ve görüşlerinizi 0543 366 5050'ye bekliyoruz. Bizleri aynı zamanda Berat TV'nin resmi YouTube kanalından da an itibariyle takip edebilirsiniz değerli izleyiciler. Yine her hafta olduğu gibi Kürşat Berkant hocamızın kaleminden çıkmış bir kitabı sizlere göndereceğiz. Bir izleyicimize bu akşam göndereceğimiz kitabın ismi İngilizlerin Devleti Gizli Teşkilat. Bununla alakalı yapmanız gereken tek şey değerli izleyiciler soracağımız soruya doğru yanıt vermeniz. 0543 366 5050'ye cevaplarınızı bekliyoruz. Sorumuz... Hazreti Süleyman'ın zincire vurduğu hangi cinlerdir? Hazreti Süleyman'ın zincire vurduğu cinler hangileridir? Sorumuz bu. Cevaplarınızı WhatsApp ihbar hattımıza bekliyoruz. Metafizik Alem başlıyor. Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Nasılsınız hocam, iyisiniz? Çok şükür. İyiyiz, daha iyi olacağız inşallah. E, zamlardan kurtulabilirsek e, ve şu savaş haberlerinden sıyrılabilirsek, İnşallah daha iyi olacağımızı umut ediyoruz. İnşallah hocam gerçekten çok sıkıntılı bir durum bu konuda. Ama biz tekrar metafizik aleme dönelim hocam dönelim. ve hızlı bir şekilde başlayalım. <laughs> Buyurun. Çünkü konuşacak çok şeyimiz var. Ee, evet. Hocam ilk sorumu hemen yönetmek istiyorum. Cinler ne zaman yaratılmıştır? Biliyoruz ki insan topraktan yaratıldı. O zaman hocam cinler ...neyden yaratılmıştır? Başlayalım. Ee, başlayalım. Bu arada... istiyorsanız soruyu da sorun. Ee... Sordum. Tekrar bir daha. Öyle mi? Ee, tamam. Evet. Tamam o hocam. Tamam. Ee, hocam sizi kırmayalım. Lütfen Ziden... hocam... ...siz sorar mısınız? Ben de o arada... <laughs> okay. ...sizin kitabınızı yönetmenim de şey yapsın. Bu akşam... E, ...Kürşat Berkan... ...hocamızın kaleminden... ...çıkmış bir seyircimize... ...göndereceğiz. Hocamız imzalayacak. Lütfen buyurun hocam. <laughs> e, şunu soruyoruz. E, Hazreti Süleyman... E, kendi tapınağında bazı e, kötü olan varlıkları mühürlemişti. E, zincirlemişti ve hareket etmelerine izin vermiyordu. Çünkü bunlar e, Kur'an'da da yasaklanmış olan büyüleri yapan e, yaratıklardı, cinlerdi. Evet. Ama bunun bir türü var. İşte siz de o türün ismini sordunuz. Yani kısaca diyoruz ki Hz. Süleyman'ın zincire vurduğu cin türü hangisiydi? Cinler hangisiydi diye soruyoruz. Şimdi üstad sorduğun soruya e, cevapla başlayalım. Şimdi aslında ee, bu sorunun birkaç tane e, cevabı var ama ben biraz böyle farklı bir pencereden bakmamızı sağlayacak bir cevapla e, yüreğim istiyorum. Lütfen Şimdi hadi. 700 yıl önce e, 560 tane kitap yazmış bir ilim insanı var. Yani bir insanın ömrü ne kadardır ya? Yani en çok olsun yakın dönem için söylüyorum. Tabi eski dönemlerde e, 950 yıl yaşayan peygamberlerin olduğunu da biliyoruz. Lakin yakın dönemde işte 100, en çoğu 150 yıl yaşamış insanları biliyoruz. Şimdi bu, bu ömürde 560 tane kitap yazan bir Allah dostu, bir ilim sahibi var. Artık e, televizyon dizileri sayesinde bu kişiyi de halkımızın çoğu yakından tanıyor. Kimden bahsediyorum? Muhyiddin el-Arabi hazretlerinden bahsediyorum. Evet. E, Muhyiddin arabi hazretleri Futuhatil Mekke isimli eserinin birinci e, cildi sekizinci bölümünde... İlginç bir şey söylüyor. Orada diyor ki Mars gezegenine Tayyi Mekan suretiyle e, oraya gidildiğini ve orada yaşayan birileri olduğundan bahsediyor. Lakin burada dikkat çeken bir husus var. Futat-ı Mekke'de e, Mars gezegeninde yaşayan varlıklara Ademler demiyor, Adem soyu demiyor, insan demiyor. Ne diyor peki? Kardeşleriniz diyor. Bu kelime bana göre çok ilginç bir kelimedir. Çünkü sadece bizim kardeşimiz olan insanlar değil. İnsanların haricinde de e, cinlerin de bize kardeş olarak sınıflandırıldığını biz görüyoruz. Nerede görüyoruz? Birincisi e, alim zatlarımızın yazdığı menkıbelerde görüyoruz. Cin kardeşleriniz diye geçiyor. Yine bununla birlikte Allah Resulü'nün birçok hadisi şerefinde Müslüman cin kardeşleriniz ibaresi var. Buradan da anlıyoruz ki demek ki biz sadece kardeş vasfına oturttuğumuz ve kabul ettiğimiz varlıklar insan değil, Adem nesli değil, cinler de olabilir. Neden? Bunu da nereden anlıyoruz? Çünkü başka hadisi şerifte de şöyle bir ibare var. Müslümanlar kardeştir diyor. Demek ki biz bu cinlerle de kendi aramızda bir kardeşlik hukukuna sahibiz. Şimdi Muhittin Arabi'nin o zaman Muhittin Arabi'nin Mars gezegeninde kardeşleriniz dediği cinler olabilir mi? Olabilir. Neden? Ee, ya da cinlerden işte bir kavim olabilir. Neden olabilir abi? Bunu destekleyecek elimizde e, başka argüman var mı? Var. Nasıl var? Eee... İşte Allah pek çok ayette, işte Hicr suresinde, e, Safa suresinde, Mülk suresinde, Cin suresinde biliyorsun Kuran'da evet. başlı başına bir Cin suresi var. Evet, hocam. İşte bu surelerde Cinlerden bahsederken bazı ayetlerde şöyle bir e, telaffuz e, kullanıyor. Diyor ki, Sema'nın burçlarına, yani uzayın burçlarına otururlardı. Sema Bugün gördüğümüz gökyüzü değil. Sema demek uzay demek. Ee, burç ne abi peki? Şimdi burç deyince gazete köşelerinde okuduğumuz burçlardan bahsetmiyoruz. Burç içerisinde e, galaksiler olan, yıldızlar olan, nebulalar olan o kümelere, yıldız kümelerine verilen isim. Bunlara literatür burç diyor. Kur'an'da diyor ki onlar semanın burçlarına otururlardı. Yani evet. biz buradan neyi anlıyoruz abi? Cinler başka gezegenlere yolculuk yapabiliyor. Ya da, çünkü ışık hızında hareket eden varlıklar. Ya da başka gezegenlerde de yaşayabiliyorlar. Ve buradan da hareketle muhyiddin el Arabi'nin Mars'ta bahsettiği kardeşlerimizin cinler olma ihtimali ihtimallerden bir tanesi olabilir. Tabi e çok özür diliyorum. Ee, Şeyinizde bölmek istemem ama e, şimdi e, Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor ya müminler kardeştir. Evet. Noktasında bu tarz şimdi bir soru da izleyicilerimizden muhakkak gelecektir. Buyurun. Ee, e, sizde tabii ki e, kaynaklarınızda belirtiyorsunuz ama e, ilk seferde bunu duyacak duyan izleyicilerimiz vardır. Yani biz müminlerin kardeş olduğunu biliyorduk Kürşat Hocam derlerse o zaman şöyle cevap verelim. uhiye kul uhiye diye ayet başlıyor. Ne diyor orada ne anlatıyor? Diyor ki cinlerden bir kavim Allah Resulü'nü dinlemeye gelmişti. Dinlediler. Sonra gidip kendi kavimlerine dediler ki vallahi biz çok güzel bir Kur'an dinledik ve sonra bunların iman ettiği söyleniyor. Peki o zaman ben sana sorarım abi. Sen de az çok bu konuları bilen birisin. Estağfurullah hocam. Ee, evet. Hatta seni cuma kardeşim de desteklesin. Kaynak olarak. <laughs> desteklesin <laughs> O zaman... zaman şimdi soruyorum size sevgili <laughs> yönetmenim ve sana. Evet. Eğer her iman eden Müslüman mümin sıfatına giriyor ise ve Allah Resulü'nün dizinin dibinde Kur'an dinlediyse mümin olmadı mı? Oldu. Peki o mümin senin kardeşin sayılmıyor mu abi? Evet. Sayılıyor değil mi? Demek ki o zaman cinlerden de Müslümanlar kardeşimiz sayılabilirmiş. Cuma'ya da soralım mı? Ebu Surak vardı. Cuma'ya da sorabiliriz. Cuma hatta başka kaynak da bulabilir. <laughs> Ebu Surak vardı mesela. Ebu Surak bir cindi. Bak bir cindi Ebu Surak. Hatta geçtiğimiz hafta yaptığınız programda anlattım herhalde. Evet hocam. Ebu Surak şehit oldu. Nerede? Kafirlerle çarpışarak şehit oldu. Şehit olan bir cinden bahsediyoruz. E şimdi şehitlik mertebesinde olan bir cin. E sorarım sana senin kardeşin olmaz mı abi? Kesinlikle. Biz onu kardeş kabul etmezsek bence bizde bir sıkıntı olur o zaman. <laughs> o yüzden iman noktasında iman sahibi olduğuna kanaat olunan ve mükellef olan kim varsa bence kardeştir. Hatta ve hatta biraz böyle bu düşüncemi genişleterek söyleyeyim. Oldu ki bilim genişliyor Mars'a falan gitmeye çalışıyoruz ya oldu ki ben inanıyorum bu arada Andromeda galaksisinde başka canlılar olduğunu düşünenlerden biriyim. Diyelim ki Andromeda galaksisinden birileri geldi dünyaya. Bizi ziyaret ettiler. Yani şunu mu diyorsunuz hocam? Dünya dışında yaşam var diyorum. İnsanlar ve cinlerin haricinde de... Evet. Ha, oradakiler bir insan soyu mudur? İnsan ırkı mıdır? Cinlerin bir ırkı mıdır? Yoksa Allah'ın yaratma sanatıyla kün, çünkü kün feye kün ol ve olu verir. Orada yaşayanlar yoksa başka bir tür müdür? E, tabii ki bilemiyoruz. Diyelim ki oradan birileri geldi ya da bizden birileri gitti. Bir tanışma gerçekleşti. Başka bir gezegende başka varlıklarla. Şayet oradakiler de benim Rabbime inanıyorsa, benim Rabbime iman ediyorsa, benim Rabbimin oraya da indirdiği emir ve yasaklara uyuyorsa onlar da benim kardeşimdir. Yani kısacası diyorum ki bugün ismine uzaylı dediğimiz varlıklar tek yaratıcıya inanıyorsa ve yaratıcının emir ve yasaklarına riayet ediyorlarsa Uzaylılar benim kardeşimdir abi. Uzaylılar benim kardeşimdir. Şimdi e, tabii bu Mars konusu e, bizim anlattığımız bir varsayım. Lakin burada bizim için kesin olarak kabul ettiğimiz e, yani e, cinlerin bizden yani insan ırkından daha önce dünyada var olma meselesine kaynak olarak bakacağımız nokta bambaşka. O nokta bize kesinliği sunuyor. Neden kesinliğini sunuyor abi? Çünkü o noktada devreye giren bir ayet var. İnsanlardan daha önce yaratıldığına dair. Mesela Hicr suresi e işte 27. ayette "Vel cenne halaknahu min qablu min naris semum" diyor. Biz onları semum ateşinden yarattık diyor. Semum ateşi ne ola ki abi? yani normal bir ateş değil o zaman. Bravo. Hocam. Ne ya abi semum ateşi? Abi semum ateşi ne biliyor musun? Ee, eskiden mesela çok olurdu. İstanbul'da çok görürdük onları. Şey elektrik direkleri vardı. Şimdi yerin altında kablolar. Eskiden yerin üstündeydi. O elektrik kablolarında elektrik çakması yaşanırdı. Orada bir kıvılcım çıkardı. Onun ateşi yoktu, dumanı yoktu. İşte aslında Kur'an'ın bahsettiği de o. Ya da diğer bir tabirle anlatayım. Çakmağa çaktığınızda ortada bir ateş vardır, bir de en tepesinde alev vardır. Dumanlı kısım ve dumansız kısım vardır. Evet hocam. İşte o dumansız kısım, buna e, semum Arapça bir kelime. Araplar da buna semum diyorlar, semum ateşi diyorlar. Allah da diyor ki ben cinleri semum ateşinden yarattım. Şimdi e, cinlerin atası noktasında da. Kur'an'da önemli bir tabiri geçiyor. Az önce okuduğum ayette Hicr suresi 27'de Allah orada diyor ki Allah canı can cinlerin atası semum ateşinden yani cinlerin atası, atasını semum ateşinden yarattı. Biz burada iki şey öğrendik. Bir cinler dumansız ateşten yaratılmış. İki cinlerin atası babası canmış. Evet. Ha bu noktada bazı müfessirler şunu da söylemişler. Ee, mesela ilk yaratılan Adem kimdi? Ee, Hazreti Adem, sallallahu aleyhi ve ssellemdi. Ee, Adem Efendimizdi. Ee, biz ne dedik ona? Peygamber kabul ettik. Evet. Canın da, cinlerin ilk atasının da e, Peygamber olduğunu söyleyenler de var. Ama bu kesinlik kazanmış bir nokta değildir. Ee, üzerinde birçok ihtilaf vardır. O yüzden kesinlikle biz Can'ı Peygamber olarak kabul etmiyoruz. Lakin Allah başka bir ayetinde biz her topluma bir peygamber gönderdik diyor. Buradan da yola çıkarak cinler de bir kavim olduğu için, bir topluluk olduğu için onların kendi içinden de bir peygamber e, olabileceğini düşünüyoruz. Ama bu kesin. Tabi. Kur'an'da cinlerin peygamberi budur diye bir şey yok. Lakin şöyle bir husus var. Yani seyircilerimizden sorular da geliyor hocam. Hı? Şimdi bir hatırlatma da yapayım müsaadenizle. Değerli izleyiciler, e, sorularınız yoğun bir şekilde geliyor. Teşekkür ediyoruz. Programın ikinci kısmında inşallah olur. Kürşat hocamız e, sizlerin sorduğu soruları e, yanıtlayacak. Siz e, WhatsApp hattımıza 0543 366 5050'ye mesajlarınızı göndermeye devam edin. İkinci bölümde inşallah hocamız sorular cevap verecek. Evet. Mesela e, Rahman suresi 15'te "Vahale'l cennetin maricin minen nar" diyor Allah. E, o ayette de diyor ki cinlerin özünü dumansız ateşten yarattı. Yani açıkça görüyoruz ki abi cinler dumansız bir ateşten yaratılmış ve ilk ataları canmış. Ayrıca mesela az önce Hicr suresini okudum ya. Orada bence çok önemli bir sır daha var. Ya daha doğrusu çok önemli bir cevap daha var. Nedir o? Ee, orada diyor ki cinleri Adem'den yani cinlerin atasını Adem'den önce yarattık. Adem eşittir insan. Yani Adem kelimesini e, insan nesli olarak kabul ediyoruz biz burada. E, Adem'den önce yarattık diyor. Demek ki biz bunu anlıyoruz abi. Biz yaratılmadan önce de cinler vardı. Bu dünyada mı yaşıyorlardı? Başka bir dünyada mı da yaşıyorlardı? Yoksa Muhittin Arabi'nin söylediği gibi Mars'ta mı yaşıyorlardı? Oradan buraya mı indiler? E, çünkü hatırla. E, meleklere secde emri verildiğinde hani iblis secde evet. etmiyor ya. Secde evet. etmediğinde... E, ve onun da öncesinde background'unda ee, Allah Adem nesini yaratacağını söylediğinde cinler diyor ki ya Rabbi yani yarattıkların çok e, isyan çıkardı, bozgunculuk yaptı. Sana da isyan ettiler. Yeni yaratacaklarında böyle olmasın falan dendiğinde benden emin bileceksiniz diyor Rabbim. Şimdi buradan da hareketle zaten insandan önce yaratılmış bir cinin, yaratılmış bir mahlukatın, olduğunu kesinlikle görüyoruz. Bunlar da cinlerdir diyoruz değil mi hocam? Tabii ki bunlar da cinlerdir. Yani çünkü cinler insanlardan önce, insanoğlundan önce Aynen yaratılmıştır. öyle. Ee, ve ama burada şöyle bir husus var. Hangi gezegende yaratıldıklarına dair net bir bilgi yok. Lakin Allah Resulü de buna dahil olmak üzere, birçok Allah dostu ya da müfessir de dahil olmak üzere yaratıldıkları mekanı Dünya olarak kabul etmişler, biz de bu görüşe katılıyoruz. Onların yaratıldığı mekanı dünya olarak kabul ediyoruz. Muhittin Arabi örneğini niye verdim o zaman? Çünkü bu da ihtimallerden bir tanesi. Muhittin Arabi sözlerinde ve daha sonra Muhittin Arabi'yi e, bu sözlerini tercüme eden, anlatan kimselerin beyanlarında şöyle bir detay var. İnsana benzeyen diyor. Şimdi bir dakika insan olsa insandır. Ama net olarak bir cümle var kardeşleriniz insana benzeyen kardeşleriniz kim abi insana benzeyen kardeşlerimiz bir cini şuraya diksek aramıza koysak emin olun insana çok benzediğini göreceksiniz hatta ve hatta Müslüman olan cinler mümin olan o kardeşlerimiz meselesinde olduğu gibi Müslüman olan cinler e, insanların suretinde insanlara görünüyorlar bir korku endişe vesaire olmasın diye hani iyi niyet göstergesi olsun diye insan suretinde insana gözüküyorlar. Dolayısıyla acaba e, Muhittin Arabi'nin gördüğü de cinlerden bir kabim olabilir miydi Mars'ta? Ya da tam tersi acaba insanlar olabilir miydi? İnsanlar mı dünyaya indirildi? Burası bambaşka bir tartışma konusu. E, ama suret olarak hocam şimdi oraya kısaca bir değinelim. Yani dediniz, diyorsunuz ya e, insana benzer. Evet. Yani ama Müslüman olana da İnsan suretiyle geliyor korkutmamak için diyorsunuz. Hı hı. Ee, diğerlerinin e, görünüm şekli nasıl oluyor hocam? Şimdi yani, aslında cinlerin cinler soyut bir soyut varlıklar, e, somut bir cüsseleri yok. Yani fiziki bir cüsseleri yok. E, tamamıyla soyut varlıklar. Biz e, hani az önce elektrik patlamasından bahsettim ya. Elektrik evet. patlamasını biz ne zaman görürüz abi? Ters bir akım olduğunda değil mi? Evet. Cayır cayır yanar patlar o zaman görürüz elektrik patlamasını. Cinlerde de aynı şey söz konusu. Bu akımın yükselmesi ve patlaması için bir şeyler lazım. 1. Büyü olabilir. 2. Tılsım olabilir. 3. Dua olabilir. 4. Kendi kendine kendi enerjisini yükseltmek suretiyle insana gözükebilir. Rüyada değil. Normal şartlarda insana gözükecekse kendi enerjisini yükseltir. Cinlerin az önce söylediğim gibi soyut, hepsi soyut olduğu için somut bir bedeni, cüssesi, fiziki bir yapısı olmadığı için e, insan gibi tahayyül etmemeliyiz. Bir suretleri yok. Minnacık, küçücük bir kıvılcım ama bilinç olan bir kıvılcım. Şimdi diyeceksin ki bu olabilir mi? Olur. Niye olmasın? Atomun da şeyi yok, e, fiziki bir cüssesi yok ama bilinci var. Atomdan oluyoruz, elektrondan oluyoruz. Neotrondan, evet, evet. protondan oluyoruz. Onların da somut bir cüssesi yok ama neyi var? Soyut bir varlığı var ve o varlığın bilinci var. Bu da e, buna benzer. Yine melekler olayında olduğu gibi. Meleklerin de somut bir cüssesi fiziki yok ama soyut anlamda bir varlıkları var ve bilinci var. en Görünüyorlar ve biz göremiyoruz. Evet. Ama hocam halk e, dilinde böyle çok e, bu konular konuşulduğu zaman... Ben çok duymuşumdur. İşte efendim ben gördüm, İşte ayakları ters, üç tane ayağı var, dört tane kolu var. Bu tarz e, söylemler hocam e, doğru mudur, hurafe midir? Şimdi cinlerin görünme bahsinden başlayayım. Dedin ya halk arasında görenler var diye. Evet cinler ya görülebilir. Bu tarz sohbetler olur hocam yani tabii muhakkak tabii. sizce. E, bundan çok daha fazlasını duymuşsunuz. Cinler görülebilir hatta geçtiğimiz haftalarda... Ee, seninle yaptığımız ilk programında birazcık bahsetmiştim. Gören sahabeleri anlatmıştım. Cinler kesinlikle görülebilir abi. Herkes göremez. Şimdi burada herkes göremez kelimesini birilerine önem atfetmek için söylemiyorum. Eğer, hocam. eğer sizin o bedeniniz, dış bedeninizdeki auranız ile bir varlığın aurası özdeşleşiyorsa görebilirsin. Buna halk dilinde göz perdesi deniliyorlar. Ya da diğer bir ee, işte doğu lisanında çakra diyorlar. Diğer, <laughs> ters ayak meselesine gelince de, abi kesinlikle öyle bir şey yok. Bak kesinlikle öyle bir şey yok. Peki bu nereden türedi? Bu bir e, halk efsanesi. Cinler o kadar uyanıklar ki insanların korkularından besleniyorlar. Sen eğer, mesela kendimden örnek vereyim. Ben yılanlardan çok korkan bir insanım. Yılandan çok korkuyorum abi. Hem yerde sürünen yılanlardan korkuyorum hem iki ayaklı yılanlardan korkuyorum. Dolayısıyla <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla e, cinler de eğer ben yılandan korktuğumu biliyorlar ise, hissederler ise ya da yanımdaki karin varlığı bunu onlara söylerse bana yılan olarak gözükebilirler. Benim korkumdan faydalanmak için. Diğer türlü ben Allah'a şükür gözümün gördüğü ya da görmediği hiçbir şeyden korkmam. Gördüğü ya da görmediği. Ama yılandan korkuyorum işte. Ne yapayım yani? Hocam. Sen sen mesela şeyden korkuyorsundur. Örnek görüyorum. Fareden korkuyorsundur. Şimdi stüdyoya bir fare girse belki masanın üstüne çıkarsın. Bu arada öyle değil abi. Örnek söylüyorum yani. Yok. <gülüyor> 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 öyle bir şey. Kürşen hocam doğru tespitte Bal, bulundu. Bal'da yani da şey <laughs> evet. Fare mesela gelse masanın üstüne çıkarsın. Seni de korkutmak için fare figürünü kullanıyorlar. Ters ayak figürü de ta evveli zamanında Osmanlı döneminde anlatılır. Hatta bir seyahatname de vardı tam hatırlayamadım O dönemden kalma bir hikayedir O dönemde bir köye Cinler tasallut etmiştir Köyün yerlisi olan iki tane e, Süper zeki arkadaş Köyün altında bir define çıkarmıştır Define de iddiaya göre Bir yatırın altındadır Bak tersayık hikayesini ta nereden geliyor Yatırın altında bir define vardır Defineyi çıkarmıştır yatır rahatsız olduğu için Oranın bekçisi de cinler olduğu için Bütün köye tasallut etmiştir ve bütün köylüye işte evlerinde birinin hanımı, birinin eşi, birinin babası, birinin kocası gibi gözüküp gözüktüğünde de ters ayaklı gözükmüştür. O hikaye ta Osmanlı döneminden beri almış yürümüş. Yani oradan bize kadar gelmiş Aynı hocam. Aynen öyle. Cinlerde ters ayak diye bir şey yok. Bu ters ayak meselesinin özü kısaca cinler kişilerin korkusundan beslenmek için korktukları şeye bürünürler ters ayak düşünüyorsan sen o an ulan gün gelecek. Bana gözükürse nasıl gözükür? Ters ayaklı gözükür. Diye düşünürsen adam senin karşında ters ayaklı gözüküyor abi. Bazı mesela bir tane kardeş vardı geçen yıllar elde. Diyordu ki hocam ben e, cin çağırmaya falan çalışmış. Diyordu ki ben sürekli kendimi, kendi suretini evin içinde kafası ters şekilde görüyormuş. Kendisini? Kendisini. Evet, kendisini evin içinde her şey düz, kafa ters şekilde görüyormuş. Cin çağırmaya çalışmış. İşte gelen de şeytani bir cin olduğu için e, sıkıntılar yaşamaya başlamış. Rahatsız edilmeye başlamış. Yani tamamıyla üstad sorduğun sorunun cevabı özetle korkulardan beslendikleri içindir. Şimdi müsaaden olursa. Ha buyur. E, bir çayınızdan yudumlayın hocam. Konuyla alakalı da bir iki soru var. Ben hayvan... şunu bitireyim mi? Tabii hocam. Buyurun. Şimdi şu 40 gün e, 2000 yıl meselesi var. İşte bir iddiaya göre diyorlar ki 2000 yıl önce cinler vardı. İnsanlardan 2000 yıl önce vardı. Ee, Akamulü Mercan fi Ahkamil Can isimli bir eser var. Burada da cinlerin e, insanlardan 40 yıl önce dünyada var olduğu e, söylenir. Yine sahabelerden mesela e, Amr bin El As var. Bu da cinlerle beraber cinleri ordusunda kullanmaya çalışan önemli adamlardan biridir yani yabana atılacak bir sahabe değildir. O rivayete göre ya yani ondan gelen rivayete göre de e, cinlerin insanlardan 2000 yıl önce yaratıldığı söylenir. Ee, şimdi Üstad burada bir şey söyleyeyim aklıma gelmişken e, geçtiğimiz programlardan da bazı arkadaşlar bana eleştiride bulunmuş. O eleştiride bir açıklık getireyim. Lütfen hocam. Buyurun. Ee, mesela ben programların içinde Adem Ademler falan diyorum. Diyorlar ki ya iyi de hocam yani Adem peygamber Adem peygambere Adem demen doğru olmaz falan diye eleştiride bulunmuşlar. İşte kendilerine göre haklı olabilirler ama burada kastettiğimiz Adem peygamber değil. Neden Adem peygamber değil? Ben de dahil olmak üzere birçok müfessir insan nesine Adem ya da evet. Ademler diyoruz. Adem oğlu Adem. Bravo. Dolayısıyla e, Ademden önce yaratılmış e, derken biz Adem Aleyhisselam'ı kastetmiyoruz abi. Adem'i, adamı, insanı yani bir bütünü kastediyoruz. Adem Aleyhisselam'dan bahsetmiyoruz. Şimdi e, Ebu Huzeyfe e, naklettiği bir rivayet var. Cinlerden bahsederken can oğulları diyor. İnsandan bahsederken de Adem oğulları diyor. Dolayısıyla buradaki kasıt Adem Adem dememizdeki kasıt Adem Aleyhisselam, Adem peygamberimiz değil. E, ...tamamıyla insan nesinden bahsetmektir. Onu da e, söyleyelim. Bu arada e, biz 2000 yıl dedik ama... E, ...2000 yıl konusunda... ...yine İslam müfessirleri arasında da... E, ...birçok şey vardır. E, bu konuda uzlaşma yoktur. İtilaf kendi var, aralarında e, Bravo. Kendi aralarında ihtilaf vardır. Farklı farklı görüşler bildirmişlerdir. E, mesela İslam müfessirlerinden... E, zehebi var ya da İbn Hibban gibi e, İslam alimleri e, bu konuda kendi aralarında e, şeye düşmüşlerdir, çelişkiye düşmüşlerdir, muhalefete düşmüşlerdir. E, akamül Akamul Mercan da e, insandan kısa süre önce yaratılmış varlıklar olarak bahseder. 2000 yıl uzun bir süre. Kısa evet. süreden kasıt 40 yıl gibi bir süredir. Ama e, kendi fikrimi sorarsanız, benim fikrimi sorarsanız insandan çok uzun bir süre olması gerekiyor. Neden? Çünkü Kur'an ayetlerinde... Yani siz 2000 yılına daha yakınsınız hocam. Evet. Neden ama? Şu yüzden. Çünkü Kur'an ayetlerinde e, yaratılış olayı anlatılırken... ...orada Allah Celle Celaluhu bize cinler hakkında bazı böyle ince e, önemli bilgiler veriyor. Neden? Mesela orada diyor ki... ...insanlar yaratılmadan önce... İşte cinler bozgunculuk yaptı, bozgunculuk çıkardı. Kendi aralarında isyana düştüler. Allah'a bile isyan eder noktaya geldiler. Dolayısıyla bunların hepsi bir süreç. Yani 40 yıl içinde olacak şeyler değil. He ama bana burada şurada muhalefet edebilirsiniz dersiniz ki mesela ya iyi de şu Hoca cinlerin zaman dilimiyle insanların zaman dilimi aynı değil ki. Hakikaten değil. Ve insanların zaman dilimiyle cinlerin zaman dilimi aynı olmadığı gibi Allah'ın zaman dilimi de ayrı değil. Size göre süresi bin yıl olan bir günde göğün katlarını çıkardı diyor Allah. Evet. Için. Dolayısıyla da buradan da anlıyoruz zaman dilimi çok farklı. Zehebe Hazretleri bu konu, bu konu geçtiğinde kızarmış mesela. Ee, bu arada Zehebi gerçekten büyük bir İslam alimidir. Ee, kitaplarını bulanlar okusun. Benim çok önem verdiğim özellikle hadis konusunda, e, takva konusunda büyük bir İslam alimidir. Zuhuratta elini öpmek nasip olan... E, zatlardan biridir. Ben de elini öpmüşümdür. Ama tabi da bu. E, o yüzden o yazdığı eserler gerçekten de okunması gereken sahih eserler. O kadar ciddi, o kadar muazzam, o kadar güzel e, ortaya eserler koymuş ki. Yani bir hadis okuduğunuzda o hadisin size kimlerden nasıl geldiği ve o hadisin sahih olup olamayacağı e, kimlerin hangi şekil ve Üslup'ta söylediği, hangi durumlarda söylediği ne kadar, en ince ayrıntılarına kadar e, eserler vermiş e, bir adamdır. Mesela Zehebi Hazretleri de 2000 yıl olduğunu söyler. Çünkü cinlerin insanlardan önce çok ciddi bir e, nüfusa ulaştığını, e, işte bu nüfusun çok kalabalık olduğundan dolayı birbirlerine düştüğünü, mantık çok güzel abi ya çok hoşuma gidiyor. Zehebi mesela diyor ki nüfusları çok kalabalıktı, bu yüzden diyor birbirlerin arasında fesat çıktı diyor. Abi hakikaten doğru. Yani toplum şu anki toplumda da aynısı. Nerede böyle bir çokluk var orada husumet fesat var. E, tabii rakamlar ve sayılar var. yukarı doğru çıkınca hocam. Tabii karakterler farklı farklı evet. mutlaka bir şeyler oluyor. O yüzden Zehab'ınin e, söylediğine ben çok önem veriyorum. 2000 yıl olacağını düşünüyorum. Yine e, Cüveyi bir isminde bir sahabe var. R.A. mesela cübe Bir de Allah Resulü döneminde yaşamış mübarek zatlardan bir tanesi. Ee, çok fakir bir zat. Gerçekten çok fakirmiş. Hatta anlatılır. Allah Resulü'nün e, yanına geliyor e, mübarek cübe Bir e, Hazretleri. Geldiğinde şöyle bakıyor. Zenci olduğu da söylenir. Kesin şey yoktur ama zence olduğu e, konusunda birçok kişi ittifak etmiştir. Evet, bir bakıyor evet. Allah Resulü üzerinde elbisesi yırtık pırtık, ayağında ayakkabısı yok. O çölün kızgın kumlarında ayakkabısız gezer, gelmiş iman edecek. Allah Resulü onu İslam'a davet eder, Müslüman olur. Sonra mezitte yatmaya başlar. Ee, i̇şte mezitte yat yatmaya başladıktan sonra bir süre sonra başka bir yere nakledilir bunlar. Çünkü mescit artık onları almaz. Yeni nakledikleri nakledikleri yerde Allah Resulü onları ziyaret eder. Bakar orada şey de orada. Cüvey bir de orada. Cüvey biri çağırır yani. Bir de kısa boylu biriymiş yani bir metre boyunda. Gel bakayım der. İşte halin keyfin nasıl? İyi misin? Rahat mısın diye. O da boynunu büker efendim sayenizde iyiyim. Hiçbir eksiğim yok. Allah sizden razı olsun falan der. Der ki Cüveyir artık senin zamanın geldi. Bir Müslüman kız ile bir iman sahibi ile seni evlendirelim der. O da der ki efendim ben bu halimde kim beni ne yapsın? Benim soyum yok. Sopum yok. Neslin belli değil. Abi düşünebiliyor musun? Neslin belli değil. Ne kadar üzücü bir kelime ya. Bak, Kesinlikle hocam. Neslin belli değil. Evet. Ben kimsesiz bir garibim. Beni kim ne yapsın? Der. Bunun üzerine Allah Resulü der ki İbni Ziyad var. Sen o İbni Ziyad'a bir git hele. Efendim ya İbni Ziyad zengin yani oranın zengini beni kapısına bile koymaz. Sen der İbni Ziyad'a git. Benim gönderdiğimi söyle ve kızına talip olduğumu söyle. Efendim sen dediğimi yap. Allah Resulü sözü çiğnenir mi? Gider Ziyad'ın yanına. Ee, Ebu Ziyad ya da İbni Ziyad bir bakar haline. Sen mi de benim kızımı istemeye geldin? Vallahi de Allah resulü <laughs> ben de geldim. Kısa boylu, <laughs> fakir. Kızı da çok güzel bir kız. Hani boylu, postu güzel. Hani Çok uzun boylu değil ama e, şeye göre, e, Cüveybir'e göre e, boylu, postu bir kız. Hanım kız. Der ki ya sen <laughs> git. Ben gider Allah Resulü'ne sorarım. Sonra bakarız. Ben Affımızı isterim. Yani bana sana diyor kız yok bizde kardeşim diyor. Sen git diyor. Ben Allah Resulüne giderim. Affımızı isterim. Peki diyor nasıl isterseniz diyor. Cübeyr gidiyor. Cübeyr gidiyor. Kızı duyuyor. Ee, kızın ismi Zülfa. Zülfa diyor ki ey babacım bu gelen diyor bana talip olmak için mi geldi? Evet diyor kızım sana talip olmak için geldi. Peki diyor kimlerdendir? Kim göndermiş ki diyor bunu hani bir garip bir adam. Diyor ki ona Allah Resulü göndermiş. Babacım diyor Allah Resulü gönderdiyse bunda bir sebep vardır. Eğer izin olursa diyor ben bu sözü çiğnemek istemem. Ben diyor o adamla evlenmek isterim. Kızım yapma etme dedir mi ben giderim. Affımızı isterim bir şey olmaz sen merak etme. Yok babacığım diyor Allah Resulü söylediyse ben diyor evlenmek istiyorum. Cık, Allah Allah. Ben diyor yine de bir gödeyim sorayım. Allah Resulü'nün yanına gidiyor. Allah Resulü'ne durumu arz ediyor. Allah Resulü de diyor ki o mübarek bir zattır. Ve cennetle müjdelenmiştir. Bak burası müthiş ya. Dünyada yaşıyorsun abi. Yaşarken cennetle müjdelenmişsin. Bundan ya. büyük zenginlik, ya. bundan büyük mükafat olabilir mi? Kesinlikle abi. Ya. Yani böyle duyunca tüylerim diken diken oluyor. Tekrar geri geliyor. Kızına diyor ki kızım diyor, ben Allah Resulü ile görüştüm. Senin dediğin gibi diyor ki sen kızını onunla e, evlendir. O kişi cennetle müjdelenenlerden biridir. E, bizim de sevdiğimiz biridir. Babacım diyor ben sana söyledim. Tez diyor git görüş. Beni diyor onunla baş göz et. Ve Cübeyr en önemli özelliği abi yalan söylemeyen bir zat. Hiç yalan söylememiş adam. Bak ne kadar dürüst. Ya şimdi nerede? O 40 tane yalan söylüyoruz. Arkasına 40 tane kuru takıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Neyse evet Cübey birle Zülfa evleniyor. İşte babası bunlara baş göz ediyor. Ee, bir sürü mal mülk veriyor. Eee bir 3 gün boyunca hani şimdi konumuzda ne alakası var diyecek belki izleyiciler ama önemli bir konu o yüzden anlatıyorum. Cüvey bir üç gün boyunca hanımına yanaşmıyor. Şimdi... ...konuşmuyor bile bak. Hani e, evleniyorlar ya. Evet. Evlendiği için yanaşması lazım ama onun için yanaşmayı bırak. Konuşmuyor bile evin içinde. Sadece bir köşeye geçiyor, yatıyor, kalkıyor... ...ibadet ediyor, Kur'an okuyor, yatıyor, kalkıyor, ibadet ediyor. Kızı babasına diyor ki... ...ya baba ben ile evlendim ama... ...bunda bir haller var. Delir değil mi? Mecnun mu oldu bu? Ne oldu? Hani Allah Resulüne bir sorsan... E, ...babası gidiyor... Ee, Ebu baba, e, Ebu Ziyad gidiyor baba, Allah Resulüne soruyor diyor ki yani bir problem mi var? Çünkü bir de bilmediğimiz bir şey mi vardı hani bize söyleyin ki evet. biz de bilelim ya Resulallah. Çünkü biri çağırtıyor. Çünkü biri diyor ne oldu? Neden eşinle hani bırak zivafı konuşmadın bile bir şey mi var oğlum? Diyor ki ya, e, ey Allah'ın Resulü sen ilk sana geldiğimde dedin ki bak ilk sana geldiğimde dedin ki vallahi senin kısmetin çok güzel. Sen sabredenlerden ol dedin. Allah Resulü öyle demiş. Vallahi senin kısmetin çok güzel. Sen sabredenlerden ol. Allah ne diyordu Allah ayetinde? Allah sabredenlerle beraberdir diyordu. Ya. Amin. Cüvey bir sabretti. Diyor ki ben sabrettim. Allah bana eş verdi. Ben ben kimsesizdim ya Resulallah. Hiçbir şeyim yoktu ve umudum da yoktu. Tek umudum vardı. Senin yolunda Allah yolunda savaşıp şehit olmak. Başka hiçbir beklentim yoktu benim diyor. Ama şimdi eşim var. Yarın diyor çoluğum çocuğum olur. E, malım oldu, mülküm oldu, evim oldu, sayısız nimetlerim oldu, yemek bulamıyordum. Niyetin Biliyor öyle olursa aa. Allah da sana her şeyi verir. İşte bu Allah'ın bana verdiği nimetler için üç gün boyunca ben şükrettim. Bugün de dördüncü gün ben de hanıma yanaşırım siz diye merak etmeyin. Ve hakikaten yanaşıyor ve sonraki olan ilk savaşta da Cüveybir hayatını kaybediyor. Şimdi Cüveybir'i niye anlattık? Bu konular önemli olduğu için anlattık. Tabii bir Cüveybir de abi ee, sözü sahih olanlardan biri dedim ya. Cüveybir bir e, Hazretleri cinlerin 2000 yıl önce yaratıldığını Allah Resulü'nden duyduğunu ifade edenlerden birisi. Sözüne güvenilir bir adam olduğu için söyleme gereği söylemişken de bu mübareğin kısa hayatını anlatmak istedim. Çok, Buyur söz sendir. Hocam çok güzel oldu. Ağzınıza sağlık. Gerçekten e, farklı bir e, konu oldu bizim için de. Hocam e, bir izleyicimiz demiş ki kediler bizi cinlerden koruyor mu? <laughs> Çok güzel İsimli. bir soru. Kim sormuş ismi var mı? Ya isim Evet, bunu da belirtelim. Eee değerli izleyiciler isimlerinizi yazarsanız e, mesajlarınızı eklerseniz e, biz de burada dinlendirmiş oluruz. yüzde maalesef %99 mesajlar hocam isimsiz. İsim yok. Tamam geliyor. hemen cevap verelim. Şimdi abi. E, cinler şey e, kediler insanları cinlerden korumaz. Lakin orada önemli bir ayrıntı var. Lakin bazı hayvanat türüne cinlerin temessül etmesi çok kolay oluyor. Yani bazı hayvanat türüne cinlerin bedenini kullanması girmesi daha kolay oluyor. Şimdi şöyle bir soru akıllara gelmesin. Ulan bir dakika benim evde üç tane cin var, şey üç tane kedi var. Üçünde de cin olabilir mi falan diye aklınıza gelmesin. Bu evdeki kedilere olmuyor abi. Çünkü evdeki kediler insanlarla çok tebelleş oldukları için cinler de kötü cinlerden bak şöyle anlatalım. Yani Daha çok hocam olursun. sokak kedilerimi dışarıda da. Bravo. Bana. Cin e, evdeki kediler insanlara çok yakın. Benim de var mesela üç tane kedim. E, bir tanesinin yavru var. Getireceğim buraya. <laughs> e, canlı yayına getireceğim. Bak diyeceğim buna cin girmez abi diyeceğim. <laughs> Getirin öyle. Müslüman cinler, rahmani olan cinler kedilerin bedenine girmez. Ya da başka bir hayvanatın bedenine girmez. Çünkü bedene girmesi için bir sebep olmalı. İman sahibi bir cinin bir herhangi insanla dahil herhangi bir yaratılmışın bedenini kullanması için bir sebep yok. Çünkü onlar Allah'ın yarattığı şekle iman etmiş varlıklar. Ama buna rağmen Müslüman olan, ismi Müslüman, Müslüman olan ama mümin olmayan Münafık olan cinler de var. Tıpkı insanlar da olduğu gibi. Evet. Sorsan mangala kül bırakma, Müslümanım ben diyor. Ama hak yemek, faiz yemek, o Gırla gidiyor. O münafık işte. Cinlerin içinde de münafıklar var. Onlar girebilir. İşte bu münafıklarla... Müşrik cinler yani kafir cinler insanları sevmiyor. Dolayısıyla insanlara çok yakın olmak istemezler. Çok yakın olmak istemeyecekleri için de... Evinizdeki kedilerin bedenine girmezler. Neredeki kedinin girer? ...dışarıdaki kedilerin bedenlerine girer. Peki neden? Sürekli de durmaz o bedende. Neden? Beslenme, enerji ihtiyacı için kısa süreli... ...mesken olarak... ...han olarak kullanırlar orayı. Şimdi gelelim... Evdeki yani oraya giriyor diyelim, tabii, tabii. sokak... ...kedisinin içine giriyor. Deyim yerindeyse bir yemek yiyip çıkıp gidiyor mu hocam? Aslında öyle değil, yani tam öyle değil ama <laughs> benzetme olarak da doğru. Evet öyle denebilir. Ee, belirli bir süre kullanıyor yani. Evdeki kedilerde ilginç bir durum var. Onu da hemen söyleyeyim. Cinlerden koruma bahsi buradan açılıyor zaten. Evdeki kediler göz perdeleri açık. Köpeklerimizin de göz perdeleri açık. Mesela e, bir köpek cinsi var. E, yani en sevimli köpeklerden biri. Gelmedi Rabbim aklıma getir. Unutkanlık şeytanlandır diyelim. E, ha Golden. Bak hemen işe yaradı. Rabbim aklıma getir dedim. Rabbim bizi seviyor inşallah. Değil golden de. cinsi köpeklerin gözleri net olarak açıktır abi. Bak iddia ediyorum. Ölçsünler şeyle kirleyen fotoğrafçıları ölçsünler mesela. Net olarak açıktır. E, bu köpekler golden cinsi köpekler alini olarak hem melekleri hem cinleri görebilirler. Kedilerin ne bir çoğu bunu görüyor. Evdeki kedi evin içine bir cin geldiği zaman yabancı bir cin geldiği zaman onu görüyor. Gördüğü zaman sağa sola zıplıyor böyle. Kedi besleyenler bilirler. Evet, sağa sola zıplıyor. İşte bir şey yakalamaya çalışıyor. Ya da Duruyor böyle takılıyor. Böyle dönüyor birden bire. Birden o tarafa bakıyor. Hareket eden bir şeyi takip ediyor. Bakıyorsun sinek yok, böcek yok, herhangi bir şey yok. Ee, hiçbir şey olmadığı halde bir şeyleri takip ediyor. İşte o garibim oradaki bir varlığı görüyor. Ama kesinlikle böyle bir durum olduğu zaman korkmanıza gerek yok. Neden? Çünkü ne olduğunu bilmiyorsun. Gelen cin de olabilir, melek de olabilir. Sen eğer senin evdeki kedin ya da köpeğin herhangi bir yeri takip ediyorsa, gözünü evet. diktiyse ya da havada bir şeyleri yakala yakalamaya çalışıyorsa yapacağın şu. Alacaksın dile. Enzü Besmele Evuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim diyeceksin ve ayete kürsü okuyacaksın. Allahu la ilahe illallahü'l hayyü'l kayyum diyeceksin. Neden? Eğer melekse Zaten o sana bereket, rahmet getirmiştir. Hele bir de sen üzerine bir şeyler okursan o ballı börek olur o. Ve cinse kötü amaçla geldiyse ayet-el kürsüyü okuduğunda hem kendi varlığını hem kendi kedini korumuş olacaksın hem kendini korumuş olacaksın. Al sana iki türlü korunma metodu abi. Buyurun. Hocam e, bunu sormazsam hocam ben bu gece uyuyamam hocam. Seyircimize teşekkür ediyorum. Çünkü bu da ee, buradan ilham alarak soracağım hocam. Buyur. Bir, yine açıkçası ben söylüyorum yani benim e, rahmetli babaannem şunu derdi ben böyle e, eski insanlardan bunu duyardık. İşte çocuğum ikindi namazından sonra hı hı. özellikle kedi kediye taş atma, kediyi elleme, kediye e, kış kışlama bu Sıkıntı olur. Bu doğru mu hocam? Ee, evet doğru. Ya, yani evet. az önce sizin dediğiniz gibi o zaman yani sokakta yürürken gün ortasında veya öğleden sonra kediyi gördüm, şöyle okşadım başını, sevdim veya bir şey verdim. Bu sıkıntılı bir durum mudur hocam? Hayır canım yani bir şey vermek ya da okşamak sıkıntılı değildir. Sadece eskiler, e, rahmet dolu değil mi bu arada? Evet. Allah rahmet eylesin, tamam. Rabbim mekanını cennet etsin eskilerin söylemesindeki maksat şuydu. İkindi namazı ya da akşam namazından sonra cinlerin hüküm saati başlayacağı düşünülüyordu. Öyle rivayet ediliyordu çünkü cinlerin hüküm saati başlayacağı için de dışarıda çok durmayın, dışarıya bevletmeyin. Bak bu çok önemli. Dışarıya bevletmeyin, işte dışarıya tükürmeyin, Kesinlikle. sıcak su atmayın gibi şeyler söylerlerdi. Hepimiz biliyoruz bunu. Bunların sebebi işte akşam ezanından ya da ikindi ezanından sonra cinlerin hüküm saati başlayacağı ve onların yoğun şekilde gezeceği için, e, kendinizi korumak için bunları yapın derlerdi. Bir örnek vereyim sana. Pakistan'da bir hocamız e, bize dedi ki, e, çok enteresan, çok garibime gitmişti benim. E, i̇şte böyle sohbet anlatıyordu bize. Medresede 40-45 tane falan öğrenciyiz. de bir çok çocuğuz, çocuk yaştayız. E, bu konuyla ilgili çok ilginç bir şey söyledi. Dedi ki mesela, akşam saatinde Bak babaannenin söylediğine çok benziyor. Akşam saatinde kedi ve köpeklere de ilişmeyin. Niye ilişmeyelim ki yani? O zaman aklımızda işte ben değil de başka bir arkadaş parmak sordu. Niye hocam dedi. Belki sevesim geldi falan dedi. Dedi ki bak evladım şu yüzden. Bir. Bir cin kedinin içine girmiş olabilir. Az önce söylediğim gibi onu bir araç evet. olarak kullanıyor olabilir. Hani halk dilinde de şöyle söylüyorlar. Cin kedi kılına girdi diyorlar ama yok hayır. Yani bir cinin bedenlenmesi çok zordur. Bedeni kullanır. Ya da ikinci ihtimal burası işte enteresan. Ya da dedir ki bilemezsin bir melek gelmiştir o mübareğe. Onu yiyeceğe götürüyordur. Allahümme salli. Düşünsene bir melek inmiş. Karnı aç olan, bak karnı aç olan yiyecek bir şey bulamayan bir kedi bir bahçenin kenarında duruyor. Açlıktan bir hitap düşmüş. Bir melek geliyor. Onun başına okşuyor. Onu çağırıyor gel. Gel sana yiyeceğin yerine götüreyim. Ve onu yiyeceğe götürüyor. Abi çok doğru ya. Allah rızka kefilim demiyor muydu? Yarattığım her şeyin rızkına kefilim demiyor Kesinlikle. muydu Rabbim? İşte o varlığın da rızkına kefil Allah. Ama biz öyle davranmıyoruz hocam. <laughs> ya tabi. Zaten bir insan, insana kamil isek ne olursa olsun şu zamanda çok türedi. Hayvanlara inanılmaz şekilde şiddet olayı türedi. Biz bir sözü vardır çok klasik. Gerçi Rabbim her yerdedir ama yerdekine merhamet etmezsen gökteki sana merhamet etmez derler. O yüzden biz kendi evladımızı nasıl koruyup kolluyorsak sokaktaki o yavrucağı da öyle koruyup kollamalıyız abi. Bunu da söylemiş olayım. Hocam iki soru cevaplayalım hocam. Bir ara verelim. Nasıl dersin? Müsaadenizle. Hocam izleyicimiz yine ismini yazmamış maalesef ama e, hocam demiş e, şeffaf duman şeklinde de görünürler mi? Görünürler mi cinler diyor. Ya da bu duman cin midir? Başka varlıklar da olabilir mi? Şimdi e, sevgili yönetmenim e, şöyle bir şey rica edeyim. Çok ilginç bir şey gösterelim biz izleyicimize. E, Orb diye bir şey var abi. Son yıllarda keşfedildi. ORB olarak yazılıyor. Onu bir ekrana getirirsek çok sevinirim. ORB olarak yazılıyor. Orb yazdığın zaman zaten çıkacaktır. Orp diye bir şey keşfedildi. Bu orp beyaz böyle küçük parmağın işte tırnağı kadar minik minik halkalar. Kimileri bunlara cinlerin olduğunu söyledi. Kimileri başka bir varlık türü dedi. E, kimileri dumansı Allah'ın yarattığı dumansı başka bir varlıklar dedi. Ne olduğu belli değil. Bilim de çözemiyor. Ama ilginç bir şey var. Bu orplar akıllı varlıklar abi. Şuur olan zekası olan bilinçli olarak hareket eden varlıklar. Örnek, burada uçuyor minicik kağıt şu ucu kadar. Burada uçuyor, dokunmaya çalış kaçıyor. Göz yok, kuyruk yok, bacak yok, kanat yok. Allah Allah. Hiçbir şey yok. Sadece şöyle yuvarlak birazdan ekrana gelirse görürüz yuvarlak bir varlık. Cinler e, insanları korkutmak için soruna cevaba geçeyim. İnsanları korkutmak için duman şeklinde gözükebiliyorlar. Zaten bak mesela şimdi bizi takip edenlere soralım e, mutlaka ama mutlaka. Evlerinde ya da bir arkadaşları ya kendileri evlerinde dumansı bir varlık görmüştür. Sorsak nasıl gördünüz cin gördünüz mü diye e, duman şeklinde gördük derler. Dumansı bir adam şeklinde gördük. Görenler görmüş. bize yazsın hocam. Ya da siyah duman derler mesela en çok siyah duman derler. Evet. Yani cinler e, çoğunlukla ekseriyet insanları korkutmak için duman şeklinde görülebiliyorlar. Lakin bu onların her zaman söylüyorum gerçek sureti değil abi. Fotoğraf hazırsa bu arada onu da görebiliriz. Hazırlanana kadar hocam, okay. e, bitirdiniz mi bu soruyu hocam? O soru bitti, başka soru varsa Son onu alırız. hocam, bu da ilginç e, e, bana geldi hocam. İzleyicilerimiz demiş ki hocam, cinler yatsı ve sabah ezanı arasında insanlar içine katılırlar. Bunun dışında dağlara ve ormanlara, yani ezanın duyulmayacağı yerlere çekilirler. Bu doğru mudur? Hemen ona cevap verelim. Bak mesela görüntü geldi. Evet hocam. Bunlara e, literatürüde orb diyorlar. Bu orplar kanadı olmayan, gözleri olmayan, kuyruğu olmayan, ayakları olmayan varlıklar. Ama bilinç sahibi varlıklar. Az önce söylediğim gibi hapsetmeye, müdahale etmeye çalıştığınızda buna tepki veriyorlar. Aynı zamanda mesela e, zeytin burnunda sevgili Koray Kamacı izliyorsa e, zeytin burnunda bir hamam vardı, cinli hamam dediler. Benim eski öyle macera <laughs> videolarımız vardır gençliğimizde. E, orada cinli hamam dedikleri hamama gitmiştik. E, Tabi orada da bazı maceralar yaşadık. Orada mesela çok sayıda vardı. Ee, küçük bir bir e, arkadaşın ismini unuttum ama küçük bir izliyorsa hakkını eylesin. Küçük bir kabın içine, cam kavanozun içine bir tane orp hapsetmeye çalıştık. Aldık hakikaten. Kavanozun içine girdiğini gözümüzde gördük. Kavanozu kapattık. Hapsettiniz? Hapsettik. Çantamıza attık. Bak kapağını da kapattık. Gördük yani orada kapağı kapalı halde gördük orbu orada. Büyük bir taneydi çünkü. Kapağı kapattık abi. Sonra attık çantaya. Hani eve falan geldiğimizde ya da mahallemize geldiğimizde bakacağız. Geldik mahalleye, aracımızı açtık, eşyaları indirdik. Çocuk dedi ki ya Kuşat Hocam dedi o şey cam şişe vardı onu vereyim mi size? Ha dedim ver. Bak, baktık yok. Boş, içi boş. Yok. Öyle bir varlık yok. Yani oradan yok oldu. Da yok olup gidebiliyor. Tabii. Çünkü eğer bu orplar cin ise cinler ee, belki bir insan kılına girecek kadar enerjiyi bulamıyorlar ama belli bir miktar dematerialize ya da materyalize olabiliyorlar. Yani fizik ve fizik ötesi olma durumlar olabiliyor. Bu horupların ne olduğunu bilmiyorum. Bu horuplar cindi demiyorum ama bunların da cin olma ihtimali var. var mı hocam? Tabii ki var. Cinler olduğu söyleniyor. Bir her yerde gözükmüyorlar. Her yerde yoklar. Meskun yani böyle tıpkı hadislerde diyor ya cinler hani böyle köhne yerlerde vardır diye. Köhne yerlerde varlar. Evet, Orada bu, çok yoğunluktalar. Yani onu da konuşacağız hocam İlerleyen dakikalarda vaktimiz kalırsa. Çoğunlukla oradalar, ee, dediğim gibi sürekli gözle gözükmüyorlar, bir bakıyorsunuz bir küme halinde bir yerdiler. Evet. kafanızı çeviriyorsunuz, tekrar baktığınızda orada yoklar. Böyle ilginç bir varlıklar, ne oldukları çözülmedi. Belki de cinlerdir, bilmiyoruz. Rabbim anlamayı nasip etsin. Sorunuza da cevap vereyim. Bir daha okur musunuz soruyu? Tabi hocam, ben de ee, izleyicimiz demiş ki hocam cinler yatsı ve sabah ezanı arasında insanların içerisine karışırlar, bunun haricinde de dağlara ve ormanlara çekilirler ezan sesini duymamak için bu doğru mudur? Yok değil. Şimdi bir kere kafir cinler, bak kafir cinler Allah Resulü'nün nübüvvetinden sonra İslam yayılmaya başladığında ezan sesinden aynı kafir insanlar gibi rahatsız oluyorlardı. Duymamak için kaçıyorlardı. Evet eskiden böyleydi kabul ediyorum. Ancak şu anda ezan sesi onları çok enterese etmiyor. Yani bunları Kimseyi suçlamak için söylemiyorum ama e, birçok şeyimizin içini boşalttıkları gibi e, ezan sesini de duyarken artık rahatsız olmuyorlar. Ve birçok yerde varlar artık. Kafirler de var, müşrikler de var, hatta şeytaniler bile var. Ve hatta öyle ki ayeti okuduğunuzda o ayetten etkilenmeyen cinler gördük. Şimdi diyeceksin ki ya bir dakika ya Rabbimin ayeti nasıl etkilemez? Abi şu yüzden bak Rabbimin ayeti her zaman etkiler. Ama okuyan ağızdan ağza değişiyor. Sen de bilirsin bu hikayeyi. Abdülkadir Geylan'dan çok korkarlar. Hz. Süleyman'dan çok korkarlardı. Geylan Hazretleri'nden de çok korkar cinler. Geylan bir işte cinli olan bir hastayı Geylan Hazretleri'ne diyorlar ki efendim böyle böyle bir hasta var. Krize girmiş. E, bir yaratık konuşuyor. Cin konuşuyor. Evet. Yani bir hani gelseniz de yardımcı olsanız ayağından tahta takunyasını çıkarıyor. Bunu da götürün ona gösterin. Benim de gelmeme gerek yok. Gidiyorlar şeyin yanına. Krize girmiş hastanın yanına. Şimdi diyorlar ki Abdülkadir Geylani gönderdi bunu. Eğer bu insanı rahat bırakmazsan seni bununla dövecekmiş. Tamam diyor bana hiçbir şey yapmayın diyor. Ben diyor bırakıyorum gidiyorum. Bana diyor Geylani'den bahsetmeyin. Bırakıyor gidiyor. Geylani Hazretleri makam değiştiriyor. Ebedi aleme irtihal ediyor. Sonra aynı hasta tekrar rahatsızlanıyor. Ve aynı varlık tekrar rahatsız ediyor. Bu sefer Geylani Hazretleri'nin yerine işte sohbet veren hoca kimse ona gidiyorlar diyorlar ki efendim böyle böyle bir durum var. Geylani Hazretleri böyle yapmıştı. Tamam diyorlar sıkıntı yok. Takunyası eşyalar burada ben vereyim götürün. Takunyayı götürüyorlar tekrar. Varlık diyor ki o takunya Geylani'nin takunyası ama onu size gönderen Geylani değil. Ben de hiç çıkmıyorum. Yani e, dilden dile ağızdan ağza Ses. o enerji değişiyor. Örnek veriyorum şimdi Aciz Kürşad'ın okuduğu e, e, bir ayetel kürsi ile Kalkıp da e, başka bir e, takva olarak bizden çok ileri olan bir alimin okuduğu ayet kürsü bir olur mu? Olmaz tabii ki. Yani biz günahkar kullarız. O yüzden e, okuduğumuz o e, ayetlerin enerjisinin ağızdan çıkış desibeli bile çok farklı abi. Eğer biz evet. o takva ile okuyabiliyorsak, o zaman daha çok işe yarıyor. Dolayısıyla günümüzde Cinler dağlara falan kaçmıyor. Her yerdeler. Bizden çok çok kalabalıklar. Ee, yani o zaman hocam e, sadece e, sabah namazı ve yatsı namazında da insanların arasında değiller. Her her, an, zaman, her zaman. zaman. Ama şunu biliyoruz. Çok örneği var çünkü. Ee, Namazlar da insanların arasından kasıtlı bilmiyorum ama namazlarda birçok camilerimize girip insanlarla namaz kıldıklarını biliyoruz. Cinler şu an günümüzde birçok namaza, e, bildiğiniz mahalle camiinde bile e, namaza girip insanların arasında namaz kıldıklarını biliyoruz. Hatta... Hocam insanlar şimdi... <laughs> yok yok kimsenin korkmasına gerek yok. Onlar bizim, az önce söyledik kardeşimiz ya. Yani Hatta hocam. bakın bazen camiye gidersiniz, camide safa durursunuz, Allahu Ekber dersiniz, ellerinizi bağlarsınız, bağınıza bir ürperte gelir. Emin olun bir cin kardeşiniz yanındadır, yanınızdadır. Korkmaya gerek yok. Onlar bizden. <laughs> Eyvallah hocam. Teşekkür <laughs> ediyorum. Şimdi bir ara verelim. Değerli izleyiciler... E, ...ilginize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten e, hocam birçok soru var. Maşallah. E, şimdi kısa bir ara vereceğiz e, hocam. Değerli izleyiciler siz yazmaya... ...sorularınızı 0543-366-5050'ye... ...göndermeye devam edin lütfen. Dönüşte yine hocam... E, ...ara ara soracağız ve... ...sorulara yanıt verecek. Şimdi kısa bir ara... Ardından birlikte olacağız. Metafizik alem kaldığı yerden devam ediyor değerli izleyiciler. 0543-366-5050 50 Whatsapp hattımız Sorularınızı ve görüşlerinizi bekliyoruz Hocam e, Esin Hanım Bir soru yöneltmiş Karabasan cin midir? diyor Ve devamında ekliyor İnsan ne kadar ağır enerjisini hissetse de Onun siyah dumansı Bir varlık olduğuna Kendi deneyimimle şahit oldum Teşekkür ederim demiş ee, Karabasanın mı Siyah duman olduğuna şahit olmuş Bilemiyorum ama işte tekrar yazarsa öğrenmiş oluruz. Evet. Şimdi birincisi Karabasan cinlerin bir türüdür ve haktır. Ee, bununla ilgili rivayetler vardır. Müfessirlerin beyanatları vardır. Ee, aynı zamanda yanılmıyorsam Beyhaki bununla ilgili e, birçok e, hadis taklit etmiştir. Yani Karabasan kısaca vardır ve insanların pek çoğuna gelir çöker. Tabi bunun sebepleri vardır. Karabasanın sanırım hanımefendi karabasanın siyah duman olduğunu gördüm demiş. Karabasanın siyah duman olmasını görmemiştir. Ne yapmıştır abi biliyor musun? Şimdi anladığım kadarıyla öyle. Yani diyor ki karabasan e, devamlı geldi. Devamlı şöyle demiş hocam. İnsan ne kadar ağır enerjisini hissetse tamam karabasanın evet. enerjisini Tamam. onun diyor siyah duman olarak evet, oluyor, hocam. gördüm diyor. Yanılıyor. Şöyle aslında hemen söyleyeyim. Karabasan zaten simsiyah bir varlık. Kendi türü siyah. Yani onu dumansı olarak görmesine gerek yok. Karabasan simsiyah bir varlık türüdür. Mesela cinlerin türleri vardır abi. Bu türlerinin içinde fiziki olarak farklılıklar da vardır. Mesela ismine reptilyan dedikleri varlıklar var şimdi çok moda. İfrit türleri ile reptilyan türleri birbirlerine çok benzerler. İşte kertenkele suratlılardır e, kafalarına böyle minik minik boynuzlar vardır. E, bazılarında kanat vardır, bazılarında yoktur. Uzun kuyrukları vardır. Aynı timsahın aynısıdır abi. Farz et ki timsah ayaklanmış reptilyen. farz et ki timsah ayaklanmış ifrit. Hemen hemen benziyorlar. Çok korkunçtur halleri. Mesela yine e, Karabasan e, olan cinde de uzun kuyruk vardır. Ayakları aslan pençesi gibidir Karabasan'ın. Hocam Esin Hanım yazmış tekrar. E, şöyle diyor. Evet diyor. Siyah duman ve kırmızı gözleri olan bir varlık. İşte bravo. Siyah tamamı ile siyah. Bedeni siyah adamın. Adam diyorum çoğunluğu erkektir. Adamın bedeni siyah zaten. Siyah duman görmesine gerek yok. Ee, i̇lk şeye gittim abi. Pakistan'a gittik. Orada işte insanlarla tanışıyoruz. Üniversite kaydını yapacağız. İslam hukuku okumaya gittim ben. Sonra işte olay değişti. Başka medreseye gittik falan. Evet hocam. Oraya gittiğimde bu konulara çok meraklıyım. Yani cinlere, cinler değil de havas konusuna çok meraklıyım. Başka alemlere meraklıyım diyorum ki Allah bir sürü alem yaratmış ya. Biz sadece insan, hayvan, bitki bu üç alemle niye kalıyoruz abi araştırmalıyım diye kendimi motive ediyorum. Tabii bu işin bir ucu da cinlere dokunuyor yani. Evet. <laughs> evet, abi orada e, ilk gittiğimizde tabi bu zamanki gibi e, şey yoktu yani elde nimet yoktu. Gittik oraya. Küçük bir konteynerden bozma. Konteyner değil de kerpiçten. Konteyner tarzında bir yer. Kerpiçten bozma bir yere gösterdiler bize. İçeriye girdik. Hani ne beklersin abi? Öğrenci kalacak ya. Ranzılar falan. Hiçbir şey yok. Yer yata Herkes yerde yatıyor. <laughs> ya bir baktık var orada belki 10 tane yatak. Dedim ki ulan ben gece burada yatsam zaten bu insanların nefesinden boğulurum. Cık. Başka bir yere gidemiyorsun. dil bilim. Urduca konuşuyor onlar. Evet. Ee, Pakistan dili Urduca. Arapçaya çok yakın. Farsça Arapça karışımı. Ulan... Dil bilmiyorsun, bir şey bilmiyorsun, kimseyi tanımıyorsun. Götüren adam, senin yerin burası dedi. İsyan etme şansın yok, cepte paramız yok. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Dedi kalacağız, yapacak bir şey yok. Çıkardık işte sırtımızdan e, heybemizi, yatağımızı bir köşeye serdik. E, hatırlıyorum abi, ben de dahil oradaki birçok kişi mum ışığında kitaplar okurduk biz. Bak mum ışığında kitaplar okuduk işte ee, 11'de 12'de başlardık, namaz vaktine kadar. Elektrik e, yok. Tabii canım nerede abi, evet. teheccüd vaktine kadar. Ha, olan yerler var elektrik, tabii ki var da bizim bulunduğumuz yerde yok yani, fakirlik abi. Pakistan'dan bahsediyoruz, kurban olayım. Neyse, kitabı okuduktan sonra okuduğumuz kitaplar tabii bir de ben biraz o konuda manyağımdır. Hani belki de o yüzden yazar olduk. E, şunu bahsediyorum. Ne yoksa hocam bu kadar kitap? E, evet şu an 24 tane kitabımız oldu Allah'ın izniyle bir tanesini daha yazıyoruz. Zor yazılırdı yani hocam e, ee, o da biraz manyağımdır şöyle. Bir gecenin içinde 4-5 tane kitap okuyordum. Mesela 10 sayfa bundan, 10 sayfa bundan, 5 sayfa bundan, 3 sayfa bundan, 7 sayfa bundan gibi. Ee, çünkü hızlı ilerleyeyim istiyorum. Türkiye'den gitmişim. Dediğim gibi paramız pulumuz yok. Kalacak yerimiz yok. Hani bir an önce şey olur böyle hani her şeyi anında yüklemek istersin ya. Evet. O moddayım. Alacağım alıp hemen döneyim. Aynen öyle. Hızlandırılmış eğitim. Neyse o kitapları abi yatağımın altına koyuyordum ben. Yattığım yere. Yani tabii ee, Belimizden yukarıda ama altımıza koyuyorduk. İşte bazılarını yastık yapıyorduk falan. Abi bana çökmeye başladılar. Cık. Bir, iki, üç, beş. Arkadaşlar söylüyorum böyle böyle oluyor. Dedi. Diyor ki ayete küs oku yapmış olmaz. Oluyor. <laughs> Yine oluyor. Evet. Neyse en son medreseye geçtikten sonra e, üniversiteyi bıraktık. İbni Haldun kampüsüne e, gidip geliyordum ben. Üniversiteyi bıraktık orada. Türkiye denklik vermiyor diye. Sonra işte şeye geçtik. Medreseye geçtik. Medresede de biraz gittik geldik. Haftada iki defa üç defa oluyordu. Medreseye geçtik. Medreseye geçtikten sonra artık dayanamadım. Oradaki hoca da hani böyle bu sohbetleri falan anlatınca dedim ki hocam benim bir derdim var. Ney? Dedim bana böyle böyle oluyor. Bir bakalım dedi ona. Neyse ertesi gün hocaya gideceğiz yine oldu. Sabah namazında namazı kıldık. Hocaya yapıştım dedim hocam bu gece yine oldu. Aa şimdi yeni kalktım geliyorum. Az önce yaşadım. Gel bakayım dedi. Gittik. Bayağı bir şey saydı. Tek bir örneğini söyleyeyim. Yattığın yerde dedi e, dine ait bir şey var mı dedi. Dini bir öğe var mı? Düşünüyorum. Yok hocam dedim. Düşün düşün dedi. Yok dedim hocam. Yattığın yerin altında kitap yok mu dedi. Ana var. O kitapları dedi hemen kaldır. Baş ucuna koy. Yattığın senin bedenin altında olmasın. Düşünsene abi veya kitapta. Veya ayak ucunda olmasın değil ki. mi hocam? Düşünsene kitapta. Allah'ın ayetleri var. Ayetlerden misaller var. Ben onları tutuyorum. Kolumun altına koyuyorum. Göğsümün altına koyuyorum. Üstüne yatıyorum. E tabii ki yani karabasan gelmesi çok normal. Ama bu sebeplerden sadece biri. Çok sebebi var. Çok Ama hocam bu dediğiniz var. çok önemli bir şey. Yani tabii. biz e, Kur'an-ı Kerim'leri de bunu da yapabiliyoruz hocam yani e, ülkemizde yani odamızda yattığımız yerde işte Allah Muhammed e, yazıları e, olabiliyor. Bu gerçekten önemli bir nokta hocam yani dediğiniz. Bunlar olursa ve özellikle de e, bizim yattığımız yerden alt tarafta veya ayak ucumuzdaysa sıkıntı. Hemen bir örnek vereyim üstad çok şaşıracaksın. İsmail Hamid cemaatinde biliyorsunuz Mahmut Efendi Hazretleri var. Mahmut Efendi Hazretleri e, sevgili yan yönetmenim Cuma kardeşim bir kitap vermişti onu da gördüm. Ee, Mahmut Efendi Hazretleri abi işte gençliğinde ormanlık bir alana gittiğinde vaaz etmeye gidiyor yani. Ya da evet. talebelerine gidiyor. E, ya da ziyarete gidiyor. Gittiğinde eğer karşısında ormanlık varsa o tarafa ayağını uzatmaz, uz uzatmazmış. İşte biri demiş ki ya efendim hani daha rahat olursunuz o tarafa doğru ayağınızı uzatsanız. Demiş yok ben oraya ayağımı uzatmam orası orman. Neden efendim? Çünkü demiş o mübarek kitabın Kur'an-ı Kerim'in sayfaları o odunlardan yapılıyor. Yaprakları o kitap o odunlardan yapılıyor. Ya hassasiyete bakar mısın abi ya? Evet Rabbim. Şimdi biz o bırak ormana uzatmayı Kur'an'a karşı ayak uzatıyoruz ya. Kur'an'a karşı ayak uzatıyoruz. Rabbim bizi affetsin. Vallahi işimiz çok. Billahi işimiz çok. Asıl müceddidine de Rabbim ee, sağlıklı uzun ömürler versin. İnşallah. Rabbim başımızdan eksik etmesin diyelim. Hocam eee Selin Adıyaman demiş ki çok fazla korku filmi izlediğim için annem bu tarz şeylerle ilgilenmememi onlara enerji gönderdiğimi söylüyor. Cinler hakkında bilgi edinmek onları araştırmak buna sebep olabilir mi? Teşekkür ederim demiş. Şimdi araştırmak incelemek, onlar hakkında bilgi öğrenmek e, herhangi bir e, kötülüğe sebep olmaz. Hiçbir şey olmaz. Aksine araştırsın. Lakin korku filmleri için aynı şeyi söylemiyorum. Neden? Çünkü korku filminde görsel bir şeyler olup bitiyor ve o görsel şölende bizi ürkütecek, korkutacak şeyler meydana geliyor. Evet. Bir yaratık çıkıyor falan yapıyoruz böyle korkuyoruz. Ne oluyor abi orada? Selin kardeşim sen bir telefonsun. Bu telefonun bataryası var. Bu bataryan senin aura bedenin. Korktuğunda aura beden düşüyor. Daha çok korktuğunda daha çok düşüyor. Aura bedenin ne kadar korkarsan o kadar zayıflıyor. Aura bedenin senin çelik yeleğin. Çelik yeleğini çıkardığın an savunmasız hale gelirsin. Savunmasız hale geldiğinde de cinlerin insana musallat olma ihtimali yükselir. Sıkıntı büyük olur o zaman. Aynen öyle. Eğer kendine güveniyorsan, ben korkmam abi diyorsan izle problem yok. Ama korku filmleri izlediğinde çok fazla korkuyorsan, tekrar söylüyorum, bu senin enerjini düşürür, aura bedenini zayıflatır. Aura bedenin zayıflarsa savunmasız hale gelirsin. Dolayısıyla cinlerin insana müdahalesi daha kolay hale gelir. Evet. Bu arada değerli izleyiciler, e, programımızın başında Hazreti Süleyman'ın zincire vurduğu hangi cinlerdir? dedik. E, hocam doğru cevaplar da geliyor, yanlış cevaplar da var. Tabii ki bunun karşılığında da Kürşat Berkan hocamızın kaleminden İngilizlerin Devleti gizli teşkilat e, kitabımızı Hocamız e, İmzalı imzalayacak olarak. ve bir izleyicimize göndereceğiz. Hazreti Süleyman'ın zincire vurduğu hangi cinlerdir? 0543-366-5050 Whatsapp hattımıza cevaplarınızı, aynı zamanda da sorularınızı bekliyoruz. Hocam müsaadenizle bir soru daha sorup e, devam edelim. Nedim Bey İstanbul'dan demiş ki hocam, Cinler kendi aralarında hangi dilde konuşurlar? Sesleri nasıldır? İnsan sesi gibi midir? <laughs> Aslında çok e, müthiş bir soru. <laughs> Şimdi insanların nasıl dilleri var ise lisanları farklı farklı ise cinlerin kendi içindeki kavimlerinde de lisanları böyle farklı farklı. Çünkü Maide suresinde Allah sadece cinleri kastetmeden yarattığı varlıklara hitaben diyor ki dillerinizin ve renklerinizin az önce hani dedik ya ee, karabasan varlığı siyah diye ben bembeyaz evet. olan cinler de var dillerinizin ve renklerinizin farklı farklı olması benim nimetim diyor Allah dolayısıyla biz buradan anlıyoruz ki mükellef olan bütün varlıkların dilleri de farklı farklı olabilir renkleri de farklı farklı olabilir sesleri nasıl çıkıyor konusuna gelince e, eğer bir insanın ses tellerini kullanmıyorlar ise çünkü insanların bedenine girip o kişinin ses tellerini kullanabiliyorlar. Şayet insanların ses tellerini kullanmıyorlar ise sesleri insan sesinden daha zayıf, daha cılız. Hani korku filmlerinde Höğah! falan diye sesler çıkıyor ama hiç öyle değil. Sesleri Bunları insan seslerinden hocam. tabi ses, sesleri insan seslerinden daha cılız, daha zayıf. Lakin e, şöyle bir önemli detay var. İletişim kurdukları insanların pek çoğuyla sesleri kullanarak iletişim kurmazlar. Hissiyat kullanarak, kalbe hissiyat vererek konuşurlar. Bu da cinlerin en iyi maharetlerinden bir tanesidir. Sana onu hissettirirler. Mesela e, oturuyorsun. O yani hissiyat da. hocam Vesvese. Tabi aynı şey. Vesvese. Bravo. Hocam. Aynı şey. Tabi sadece ismi vesvese var ama ama kötü olana biz vesvese diyoruz. Ee, bir de bunun hayır olanı var. Evet. Ee, Karin meleğinin konuştuğu hayırdır mesela. İşte der ki sana e, ya Hüseyin abi Kürşat abinin arkasında konuşma ya. Bu günah bak arkadan konuşmak dedikodu der. Ama Karin'cini konuş ya ne olacak ya zaten Kürşat şöyle bir adam böyle bir adam diye seni kışkırtır. Yani e, hayır vesvese ya da şer vesvese evet. olarak ayırabiliriz. Bunu da ayırmak lazım diyorsunuz. Hocam eee bir başka başlığa geçelim. Herhalde böyle de e, noktalarız. Şimdi hocam bir kişi hem insanla hem cinle evlilik yapabilir mi? Ve ikinci sorumu da ekliyorum. Cinlerle evlilik caiz midir hocam? Evet çok güzel bir soru. Şimdi e, bazı günümüzde bazı metafizik e, uzmanları... Hocaları demeyeyim kızıyorlar sonra. Bazı metafizik uzmanları... Uzmanları mı dememiz gerekiyor hocam? Hocaları. Aslında literatürde öyle. Metafizik Uzmanlar. uzmanı dememiz gerekiyor. Gerçi o bile yanlış. Metafizik kelimesi yanlış bir kere. Ama işte öyle gelmiş, öyle gidiyor. Metafizik uzmanı diyelim. E, çünkü bir konunun uzmanı ya. Ama hocam siz bu konuda e, yani Türkiye'de Ya metafizik ya sizinle program olan. yapıyorum diye söylemiyorum. Bir otoritesiniz hocam. Yani burada Allah sizin söyleyeceğiniz olsun. de önemli bu konuda. Yani uzmanı mı, hocası mı? Uzmanı. Doğru kelime uzmanı. Ama ne uzmanı? Metafizik uzmanı aslında olmaz. Çünkü metafizik fizik ötesi demek. ruhta da fiziğe giriyor. Şey, fizik evet. ötesine giriyor. E, görünmeyen diğer melekül alemi fizik ötesine giriyor. Uzay bilimi fizik ötesine giriyor. E, uzayların bir kısmı fizik ötesine giriyor. E, gaybi ilim fizik ötesine giriyor. Ama bu adamlar sadece cincilikle uğraşıyor. Bak cincilikle uğraşıyor. Ya da cinlerden dolayı insanlardaki ruhsal sorunlarla uğraştıklarını iddia ediyorlar. Yani metafiziğin 100 kolu varsa biriyle uğraşıyorlar abi. E şimdi yüz kolundan biriyle uğraşıyor diye bu insana metafizik uzmanı denir mi? Denmez. Denmez. Ne denir? İşte cin uzmanı diyebiliriz belki. Ya da cinci diyebiliriz belki. <laughs> Çok doğru hocam. Çünkü sadece işleri cin. Evet. Şimdi hocam cinlerle evlilik konusuna gelince biz yine metafizik uzmanı diyelim. Kırılmasınlar, kızmasınlar. Onların da kalbini kırmayalım. Onlar onların bazıları e, ya da işte ismine bugün hoca dediğimiz e, dini konuda e, vaazlar veren bazı kimseler e, diyor ki cinlerle asla ve katta evlilik olmaz falan diyorlar. Ben buna katılmıyorum. Neden katılmıyorum? Çünkü onların dayandırdığı nokta şu. Diyorlar ki insan somut bir varlıktır, fizik bir varlıktır. Cinler fizik ötesi bir varlıktır. Evet, evet cinler soyut bir varlıktır. Abi zaten inkar etmiyoruz. Düşünceden ibarettir. İnsan ise gözle görülebilen elle tutulabilen bir varlık. Buraya kadar amenna. Kehf suresi 50. ayette Efetet tehuzune ve zurriyetehu evliyahu min duni diyor Allah. Siz beni bırakıp onlardan mı dost ediniyorsunuz diyor. Şimdi burada bahsedilen dostluk e, meselesi, mefhumu e, faydalanma babında. Bak faydalanma babında. Demek ki şunu anlıyoruz. İnsan soyu ile cinlerin soyu birbiri arasında ismi ne olursa olsun bir münasebet kurabiliyorlar, bir münasebet içinde olabiliyorlar. Yine Rahman Suresi 50. ayette e, ne insanların ne de cinlerin el sürmediği, bak burası çok mühim bir yer. Üstad e, sen yaz bu arada. Yok ben. E, bana bakmak zorunda değilsin. Rahat e, ol o konuda. Ben bir... kamerayla konuşurum, kağıda da konuşurum. İçin rahat Eyvallah gelsin. hocam. Şimdi Eyvallah. E, Rahman Suresi 50'de diyor ki ne insanların ne de cinlerin el sürmediği kadınlar vardır diyor. Bomba! Bak tekrar söylüyorum. Ne insanların ne cinlerin el sürmediği ya da süremediği kadınlar vardır diyor. Ha işte bu ayetlerden demek ki biz anlıyoruz ki el sürmek dokunmak anlamına geliyorsa ve cinlerin insanların dokunmadığı kadınlar varsa cinler de cinsi anlamda kadınlara temessül edebiliyor. İnsanların temessül edebildiği gibi ayet çok net. Demek ki cinler de insanlar gibi farklı kadınlara temessül edebiliyor. Evet. Şimdi bununla ilgili abi çok tehlikeli bir ayet var. Tabi tehlikeli derken hani ayet Allah tövbe aşağı Yok, ayet kardeş. kötü anlamda söylemiyoruz Haşa. yani. Haşa, hocam. Ee, bizim için uyarı anlamında evet. bizim için tehlikeli yani. Diyor ki İsra suresi 64'te şeytan geliyor Rabbime madem diyor bunu yarattın işte insanı yarattın çünkü diyor ben ateşim toprağı yakarım insan kim ki falan bana diyor kıyamete göre kıyamete kadar izin ver. Ee, Allah da diyor ki devamında ben kısa geçiyorum. İsteyen Kur'an'dan okuyabilir. Hatta okuyun inşallah. Sen izin verilenlerdensin diyor. Okruç in git. Sen izin verilenlerdensin. Ee, orada şeytanın bizler için, Adem soyu için Rabbime söylediği e, çok mühim bir şey var abi, söz var. Bak sevgili izleyicim burayı çok iyi dinle. Abi orada diyor ki e, İsra 64'te bu sohbet geçtikten sonra diyor ki izin aldı ya şeytan. Ben diyor insanların, Adem soyunun çoğunu saptıracağım diyor. Ama ama pek azı müstesna. Evet. Bak pek azı müstesna. Kim abi o pek az olan? Kim onlar? ayette başka bir ayette söylediği gibi emrolunduğun gibi dost doğru ol. Ayetinin muhatabı olan kişiler. Eğer biz Allah'ın söylediği gibi dost doğru olursak işte o şeytanın bile bildiği müstesna kısma gireriz abi. Müstesna kısımdan oluruz abi. Kesinlikle. Şimdi Rabbim nasip etsin. İnşallah. E, bu ayetin devamında Eee tehlikeli olan bir yer daha var. İşte asıl tehlikeli yer dediğim burası. Bizim için tehlikeli olan yer. Şeytan diyor ki Düzeltiyorum. Rabbim şeytana diyor ki eğer diyor gücün yeterse bak burası bombaya gerçekten inanılmaz bir söz. Diyor ki bak Rabbimin ayeti. Eğer gücün yeterse mallarına bak mallarına ve evlatlarına ortak ol. Sümme aşağı. Ne demek abi evlatların ortak ol ya? Ya ortak oldu bu şeytan Ali Evet. Geldi koltuğuma oturdu. Elbisemi giydi. Yemeğimi yedi. Evlatlara nasıl ortak olacak abi? Bak ya inanılmaz ya. İnanılmaz. Şimdi burada peki ne anlama geliyor onu da söyleyelim. Çok mühim rivayetler var. işte, Tırmizi gibi, Selebi gibi ee, ya da Cebir gibi e, birçok hadis kaynağında bu geçiyor. Orada diyor ki abi Şeytanın evlatlara ortak olma meselesini anlatırken diyor ki eşinizle münasebette, eşinizle cinsel münasebette e eğer bu münasebete girişmeden önce derseniz ki Allah'ım şeytanların kötü olan, şeytanların ve cinlerin şerrinden ve bizi görmelerinden sana sığınırım derseniz diyor o mekanda hiçbiri kalmaz. Eğer demezsek, demezsek işte... Ayette söylediği gibi mallarımıza ve evlatlarımıza ortak olabilir. Seninle beraber kadın için de erkek için de cinsiyet ayırmıyorum. Seninle beraber o ilişkide var olabilir, bulunabilir. O yüzden o kendimizi değil mi? Enteresan <laughs> bir şey hocam gerçekten yani dediğiniz gibi yani bu evlatlarına ortak olma olayı gerçekten çok enteresan hocam. Tabii ki. Tekrar söylüyorum. Bir cinsel münasebette başlamadan önce bile Mesela şey için de bu geçerli, lavaboya gireceğimiz zaman da, duş alacağımız zaman da geçerli. Abi adamlar uyanık, insan bedenini çok seviyorlar. Sen soyunuyorsun abi, çırılçıplak giriyorsun banyoya, geçiyor karşına seni izliyor. Full HD. Girmeden önce, <laughs> girmeden önce, Allah'ım, şeytanların ve cinlerinden, bizi görmesinden sana sığınırım diyeceksin. Çok zor değil ya, kurban olayım ya. Çok zor değil abi. De bunu ya. Hocam, Niye lütfen, demiyorsun abi? Lütfen bir daha söyleyin <laughs> hocam. Gerçekten çok önemli bilgiler veriyorsunuz şu an. Şeytanların hocam. ve cinlerin bizi görmesinden... Birçoğumuz yapmıyoruz hocam yapmıyoruz yani. Yapmıyoruz abi tabii ki. Birçoğumuz yapmıyoruz. Kesinlikle yapmıyoruz. Ee, duşa, lavaboya ya da cinsel münasebete girerken Allah'ım şeytanların ve cinlerin bizi görmesinden... ...ve şerrinden sana sığınırım diyeceksin abi. Bu kadar basit. Bak bu kadar basit olay. Ama biz zorlaştırıyoruz. Ee, ayrı mesele. Şimdi... Fukul diye bir kitap var, ee, mühim kitaplardan, önemli kitaplardan biridir. Bir yudum alayım hakkında evet. Lütfen hocam buyurun. Çok konuşturuyorsun beni yoruluyorum. Estağfurullah abi. hocam, yani e, çok <laughs> sorumuz var hocam. <laughs> Soru da arada sorulara da Şimdi, cevap vereceğiz. Fukul da diyor ki bir insan e, ve bir cin evlenirse ve onların bir çocuğu olursa buna Hunnes denir. İsmi Hunnestir. Bir cin ve bir insan evlendi onların ikisinden müşterek bir çocuk dünyaya geldi. Ee, bunun ismine Hunnes denir diyor. Hunnes nedir hocam? Bazı yerlerde Hannes diye geçiyor. Bir şey çalıştırdım sana. Kulâ'û min Rabbinnâs, melikin nâs, nâs, min şerril hannâs. Bravo. Başka nerede gördük abi biz bunu? Söylediğin gibi Nas suresinde gördük. Nas suresindeki bu Hannes kelimesinin anlamına ne diye bakıyoruz biz? Ne diyebiliyoruz? Vesvese. Evet. Ayet öyle diyor vesvese verirler diyor. Lakin burada hannes kelimesini vesvese veren olarak görmüyoruz biz. Buradaki anlamı bambaşka. Ne biliyor musun üstad? Buradaki anlamı gizlenen demek. Çünkü Nas suresinde vesvese veren nasıl vesvese veriyor? Gizlenip vesvese veriyor. Saklı gizli. Kulağın arkasından çaktırmadan. Evet. Kürşat yap oğlum şu kötülüğü diyor. Gizli bir şey veriyor. Gizli bir varlık. İşte buradaki yani fıkh geçen e, insan ve cinin birleşmesinden, ilişkisinden doğan e, Hannes isimli, Hunnes isimli, e, bazıları Hinnas da demişler. E, bu varlığın anlamı gizli oluyor. Yani burada da e, şunu görüyoruz. Şayet baba insan olursa, anne cin olursa, bunun ismine Hannes deniyor. Çünkü... Çocuk anneden doğacağı için görünmeyen bir çocuk olacak ya, bu yüzden ismine görünmeyen anlamında Hannes ismi verilmiş. Yine e, aynı şekilde İmam Şibli mesela insanların ve cinlerin e, evlilik e, kurabileceğini, e, cinsel münasebette bulunabileceğini söylüyor. Tabi bu doğru anlamında söylemiyor. Hani yapılabilir mi bu diyor, evet doğrudur diyor. İnsanlarla cinler ilişki kurabilir diyor. Evet. E, yine ee, Şerül Hüdaya diye Hüdaye diye bir kitap var. Ee, bu kitap da e, hadisler konusunda çok önemli bir kitaptır. Orada mühim bir kaynak var. Ee, mesela Şerül Hüdaye'de Mizanül İtidad diye bir bölüm var. İtidal diye bir bölüm var. Ee, orada bir hikaye anlatılıyor. Ee, diyor ki o hikayeden sonra bir insanla bir cin cinsel bir münasebette bulunursa insana gusül abdesti alması farzdır diyor. Ha biz buradan neyi anlıyoruz? Demek ki insanla cinin bir ilişkisi yani evliliği senin soruna dönecek olursak evet evliliği olabilirmiş abi. Mesela e, bununla ilgili çok ilginç bir şey söyleyeyim size ve hatta iddia ediyorum. Bak hatta iddia ediyorum. Belki de televizyonlarda ilk defa Berat TV'de duyacaklar. E, bu söyleyeceğim şeyi. Hazreti Süleyman e, biliyorsunuz Belkıs'ın tahtını, Belkıs kraliçe, Belkıs'ın tahtını getirtmek istedi. Evet. Belkıs'ın tahtını getireceği zaman, dedi ki o işte kudretli Belkıs'ın tahtını bana kim getirebilir? Hemen bir ifrit ayağa kalktı. Dedi ki siz, ey dedi büyük peygamber, ey kral Süleyman, siz oturup kalkana kadar ben getiririm onu övünerek. Dedi ki yok sen otur. <laughs> sen evet. Otur. O bir cindi. Bak o bir cindi. Sonra Hz. Süleyman dedi ki başka getirecek olan yok mu? İlim sahibi arıyorum mübarek kurban olduğum. Evet. Çok seviyorum Süleyman Aleyhisselam <laughs> o yüzden aklına et. Geçen hafta da söylemiştiniz. Evet çok evet. seviyorum. Ee, i̇lim sahibi arıyor adam. Sonra birisi kalktı dedi ki efendim dedi siz göz açıp kapayana kadar ben tahtı size getiririm. Öyle mi dedi gözünü kapattı geri açtığında baktı taht geldi. İlim sahibine getirtti cine değil. Evet. Bak bu anlamda hani bazı müfessirler diyor ya cinlerden faydalanmak mekruhtur diye. Bu anlamda düşünürsen öyle. İlim var çünkü cin'e gerek yok. Ben bu bardağı buradan yok edeceğim. Bak bu bardağı havas ilmiyle bu bardağı buradan yok edebiliriz. Ama bunda cin de kullanabiliriz ama bunda havas da kullanabiliriz. Havas ilimdir. Cin bir varlıktır. İşte müfessirlerin cin kullanma, cinle dost olma dediği bu. Ya ilim var, ilimle yap. Evet. Şimdi gelelim önemli konuya. Hani dedi ki ilk defa Berat Tv'de söyleyeceğiz diye. Ee, o tahtı geldikten sonra Hz. Süleyman ilim sahibine ne yaptı? Hak vermiş oldu. Onun ilmini ortaya çıkarmış çıkarmasını sağladı ve Kur'an da bize bunu gösterdi ki ilimle ilgilenelim diye. Şimdi geleceğimiz nokta şurası. Belkıs kim abi? Belkıs bir kraliçe. Evet. Kudretli bir kraliçe. Hz. Süleyman'la önce çatışmaya kadar gitmiş, sonra geri durmuş, sonra Hz. Süleyman'a aşık olmuş bir kraliçe. Hayran olmuş bir kraliçe. Evet hocam. Şimdi peki Belkıs'ın annesi kimdi abi biliyor muyuz? Çoğumuz e, duymuş da olabiliriz. Belkıs'ın e, annesi Belame diye bir kadın. Bomba yer burası işte. Başka bir yerde de Fariha diye geçiyor. Belame, İbni El Hatim, e, Ebni Merduye, Ebu Hureyre, İbni Cerur gibi... ...pek çok İslam hadis tefsircisine göre... İbni Belame bir cindir abi. Belkıs'ın Allah Allah. Hazreti Süleyman'a aşık olan, hayran olan Belkıs'ın annesi Belame bir cindir. Bak bir cindir. Birçok bu konuda birçok hadis tefsircisinin sağlam rivayetleri var. Kaynaklar sağlam Bravo. bir Bravo. Burada Berat diye de Kürşat Berkan olarak ben bir yerlerinden uydurmuyorum. Çok ciddi, bak çok ciddi hadis kaynakları var. Lütfen araştırsınlar. Belkıs'ın e, annesi Belame bir cindir ve Belkıs bir cin kızıdır. Şimdi. O zaman hocam o da cindir. Tabii ki yarı cin yarı insandır. Bravo. Ee, Ebu Said El Hudri anlatıyor bir e, olayı. Tabi bu Belkıs'ın annesinin cin olma olayı bize şunu da gösteriyor. Demek ki insanlar ve cinler cinsi münasebet kurarak evlilik yapabiliyormuş. Onu da anlamış olduk. Şimdi Ebu Said el-Hudri var. Ee, o anlatıyor. Ee, çok önemli bir konu bana göre. Diyor ki Ali Ebu Talip'le, Ali Ebu Talip'le beraber savaşın esnasındaydık. Savaşı biz kazanmak üzereydik. Birine diyor e, şey e, Ebu Ali Talip, birine diyor bir kılıç salladı. Sonra diyor kılıç salladı kişi yok oldu diyor gitti. Donlu kaldı diyor. Sonra başladı diyor onu aramaya. Gittim yanına sordum mübarek ne arıyorsun sen? Dedi ki böyle böyle çok heybetli birisini gördüm. Mizacı şey görüntüsü insan ama mizaç farklıydı. Yani yüz hatları osu busu kulağı gözü falan farklıydı yani insandan farklı bir şeydi. Ne olduğunu çözemedim ben diyor onu bulacağım. Sonra işte ee, soruyorlar köye yakın köye işte böyle bizzat tanıyor musunuz falan filan diye. Ee, köylülerden biri diyor ki evet diyorlar biliyoruz biz o tanı şey o kişiyi. Kimdir diyor bu? Onun ismi diyor Harkus. Köylüler tarif ediyor. Onun ismi diyor Harkus'tur. Bu 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 şeklinde biri mi? Evet diyorlar bu şekilde biri. Peki diyor ben bu Harkus'u nerede bulurum? Vallahi diyor biz de onu görmeyiz. Bazen ortaya çıkar. Annesine bir şeyler götürür. E peki diyor babası kimdir? Babasını da diyor tanımayız. Tamam. Nerede evi? İşte evi köyün şurasında. 2-3 tane adamını gönderiyor. Ee, Ali radiyallahu Adamlar gidiyor. Annesiyle görüşüyor. Ee, annesinden haberi alıyorlar. Tekrar geri geliyorlar. Kadın diyor ki, vallahi diyor ben bir genç kızdım. Genç kızlığım döneminde izleyicimizin söylediği gibi simsiyah bir varlık benim üzerime çullandı. Ve zorla bana tecavüz etti. İşte bu hamileliğim, gebeliğim oradan kalma. Allah Allah. Bak bu Ebu Said El-Hudri'nin hadis rivayetinde geçiyor. el Kaynağın bu diyorsunuz abi, hocam. El-Hudri'nin hadis kaynağında geçiyor abi. Ben diyor ondan gebe kaldım. Bu çocuğun babası yoktur. Ee, bu çocuk e, bir cin. Yani yarı insan, yarı cin oluyor tabii ki. Bu çocuk onlardan biridir diye rivayet ediyor abi. Soru varsa sorabilirsin yoksa ben devam edebilirim. Hocam bir soru alalım müsaadenizle. Olur. Yine evlilik konusunda da ben devam edebilirim Tamam hocam. Yine bu evlilikle alakalı. Cinle bir evlilik kendi yaptın mı veya cinden evladın olunca bunu bilebilir misin? Yoksa kendin habersiz mi kalıyorsun? Demiş izleyicimiz. Şimdi yani evlilikten haberimiz oluyor mu? Çocuğumuz olduğu zaman da bundan bizim haberimiz oluyor mu? Şimdi anne insansa, baba cinse bundan haberin oluyor. Doğan çocuk insan suret, Adem ulu suret de oluyor. Ama içerisinde ee, bir cin ruhaniyeti de taşıyor ya da benliği taşıyor diyelim. Lakin anne cin olursa, baba insan olursa o zaman çocuğun olduğuna haber, haberin olmaz. Kadın sana haber vermezse nereden haber olacak? Yani bir gece evet. bir gece bir münasebette bulundun ama anne bir cin sana da söylemedi yepekaldın nereden haberin olacak olmaz Şimdi izleyicimiz e, demiş ki hocam bunu açıkladı e, yani yarı cin yarı insan yani Belkıs'ın annesi cinse Belkıs'ın da görünmez olması gerekmiyor mu Tabii, noktasında Tabii Dışarıdan baktığımızda mantık olarak çok doğru. Belkıs'ın da görünmez olması gerekiyor. Ama pek çok rivayette gördüğümüz üzere Belkıs'ın annesi cin olmasına karşın Belkıs bedenli bir varlık olarak dünyada. Lakin burada önemli bir detay var. Orayı kaçırmayalım. Aslında çok güzel yere temas etmiş. Kaynaklar bize Belkıs'ı e, doğumunu anlatmadan yani Belkıs'ın varlığını Hz. Süleyman'ın olan münasebetini anlatırken bir varlıktan bahsediyor. O varlığın herhangi bir surette olduğunu söylemiyor. Sadece Belkıs isminde bir varlık olduğundan bahsediyor, evet. Hazreti Süleyman'ın bu varlıkla münasebetinden bahsediyor. Bu varlık bir cindir ya da insandır demiyor. Pek çok müfessir Hazreti Süleyman'la beraber yanındakiler de Belkıs'ı gördüğü için onu insan olarak betimlemişler. Görünen bir o insan olarak betimlemişler çünkü inanılmaz ordusu vardı diyorlar. Ama diğer taraftan söylediğim gibi Belkıs'ın net olarak insan olduğuna dair, net olarak cin olduğuna dair yani görünmez olduğuna dair net bir kaynak yok. Sadece bir Belkıs olduğu ve Hz. Süleyman'la münasebeti yani diyalog gibi münasebeti olduğu söyleniyor. Dolayısıyla biz ona kesin olarak insandı, bedenliydi ya da kesin olarak evet. cindi diyemeyiz. Ee, görünmez olması noktasına gelince de o dönemde cinler görünüyordu. Hazreti Süleyman döneminde, Babil döneminde, hatta ve hatta Sümer medeniyetinde cinlerin görüldüğüne dair çok kaynak var. Sağlam kaynaklar. Yani normal biz nasıl birbirimizi Aynen görüyorsak öyle. hocam. Hepsi değil. Hepsi Cinli, değil Tabi Cinlerin bir zümresi görünüyordu. Hatta bununla ilgili bir örnek verelim. Ee, daha önceki herhalde programlarımızda vermiştik. Hazreti Süleyman büyük kitaplarını alıyor, tahtının altına saklıyor ve bazı varlıkları da, sorumuzdan bir tanesi kitabı yazacağımız, bazı varlıkları da zincirliyordu. Niye? Evet. Niye zincirledi? Abi görünmeyen bir varlık nasıl zincirlenecek? Zincirlediğini bütün halka gösterdi. Dedi ki bunlar size büyü öğretenlerdi. Ve o büyüler insanları yolundan saptırıyordu kardeşim. Özeti bu. E şimdi demek ki o zaman bazı türler görülebiliyordu ki Hz Süleyman o büyücülere bunları gösterdi. Peki hocam. E ee, inşallah yanlış telaffuz etmiyorum. Öyle yazmış izleyicimiz. Anunaki'ler cin miydi hocam? Doğru mu? <laughs> Doğru okudunuz. Evet, Anunaki meselesi. Evet. Şimdi Anunaki meselesi çok karmaşık bir mesele aslında. İzleyicimiz ee, izleyicimiz biliyordur ama ben bir özet geçeyim. Marduk gezegeninden işte fi tarihinde dünyaya indikleri söylenir. Marduk gezegeni e, belli bir döngüsü vardır. Bu döngü içinde dünyaya yaklaşır. Dünyaya geldiklerinde ee, dünyadan altın çıkarmak suretiyle kendi gezegenlerine geri dönerler. Dünyaya geldiklerinde bir rivayete göre Sümer medeniyetindeki insanları köle olarak kullanmışlardır. Hatta başka bir rivayet var. Ben ona katılmıyorum. İnsanları onların yarattığı iddia edilir. Tabii bu bizim inancımıza göre doğru bir inanış değildir. Kesinlikle. Ee, Sümer medeniyetindeki insanları köle olarak kullanma ihtimalleri evet olmuş olabilir. Bunlara cin diyebilmemiz için elimizde net kanıt yok. Lakin Sümer hierogliflerini incelersek fiziki olarak insanlarla iletişimde olduklarına görebiliriz. Ee, mesela aynı şekilde e, Tevratta da geçer. Hezekiel peygamberi anlatırken orada da işte Anunnakilerle özdeşleştirilirler. Hezekiel peygamberi anlatırken Hezekiel peygamberin Işıklı aracından bahseder. Işıklı aracı yeryüzüne inmiştir. Dört tane bacağı vardır. Onu canavar diye tarif eder. Canavarın içinden Hezekiel peygamber çıkmıştır. Bunların da Nanaki olduğu söylenir. Yani o araçlarla inenlerin. Evet, Dolayısıyla hocam. fiziki olarak bir münasebet olduğu için Sümerlerle ben onlara e, bir cin gözüyle bakamam. E, belki ispatlanmamış bir e, olaydır. Anunnakiler başka bir gezegenden gelmiş ziyaretçiler olabilir. Neden olabilir? Çünkü dünya tarihini şöyle bir incelersek insanların yapamayacağı ya da insanların şu an dahi açıklayamayacağı e, birçok argümanı bulabiliriz. Arkeolojik keşifler olsun, hieroglifler olsun, yazıtlar olsun. Evet. Dolayısıyla başka gezegenlerden müdahale olmuş olabilir diye düşünüyorum. Hocam bir soru daha. Mete Bey demiş ki günlerin cin padişahı var mıdır? Bir de Türkiye'de en kuvvetli cin kabilesi nedir? <laughs> Şimdi bu çok e, mayın tarlası bir soru. E, günlerin cin padişahı değil de günlerin melekleri olduğu rivayet edilirdi. Hatta havas ilminde e, tasarruf harcayanlar günlerin melekleri, işte saatlerin melekleri, yıldızların, gezegenlerin melekleri ya da bir iddiaya göre orada bahsettiği gibi evet. e, cinleri, padişahları olduğu söylenir. Ama bu kesin değildir. Sadece biz şuna iman ettik. Allah bu dünyada var olan her şeye bir de müvekkil melek tahsis etmiştir. Tıpkı insana nasıl müvekkil melekler tahsis ettiyse Evet. Bitkilere, hayvanlara, o bitkilerin taneciklerine, zerreciklerine bir buğday ta bir rivayet öyle diyor. Bir buğday tanesini dahi bekleyen bir meleküt vardır diyor. Dolayısıyla günlerinde e, melekleri olabilir. Bunda bir beyis yoktur bana göre. E, ama bir padişahın, çünkü padişah demek, büyük kabileleri ka yöneten kişi demek. Dolayısıyla böyle Önemli bir görevdeki bir cin padişahının kalkıp da gün hesabıyla uğraşacağını düşünmüyorum. Soru yoksa ben evlilik meselesine biraz daha devam edebilirim. Evet hocam, e, sorularımız var ama e, o sabah, kısaca, sabah kadar devam eder hocam. Eder. Siz e, toparlayalım hocam. Tamam, kısaca ee, devam, devam edelim. Başta vakit kalırsa yine soru ee, cevaplarız. Şimdi toparlayacağız. E, Davud et Zübeydi var. Davud et Zübeydi anlatıyor Yemen halkından bir grup. Bu da çok enteresan hikayelerden bir tanesidir. E, Yemen halkından bir grup Malik bin Nese mektup yazıyor. Malik bin Nese yazdıkları şey çok ilginç diyorlar ki, ey Malik, cinlerden bir adam geldi, işimizden bir cariyeye talip oldu. İşin ilginci, cariyeye sorduk, o da niyetli, onun da gönlü var. Bak, cinlerden bir adam geldi, bir cariyemize talip oldu, cariyeye sorduk, onun da evlenmek için gönlü var. Helal olarak, helal silsileden evlenmek istiyor, diyor ki nikahsa nikah kıyalım. Siz diyor ne istiyorsanız onu yapalım. Ben diyor bu cariyle evlenmek istiyorum. Ee, sonra Malik bin Enes Lan, tekrar onlara mektup yazıyor. Diyor ki dinde bunun sakıncası bak dinde bunun sakıncası kesin olarak bulunmuyor. Lakin abi işte bam dili burası. Bak bam dili burası. Lakin kadın cinden hamile kaldığında, gebe kaldığında ve çocuğu olduğunda kadına birisi ya da çocuğa birisi "Kocan kim? Baban kim?" dediğinde gösterebilmesi mümkün değildir. En büyük sıkıntı. Ya Allah bizi kendimize denk varlıklarla yaratmıştır. Cariyenin hakkı insandır, cinin hakkı cindir. Evet. Dolayısıyla bu kişi babasını ya da kocasını gösteremeyeceği için İslam'da bu fesata sebep olur. Öyle ya inanmayan bir adama sen kocanın bir cin olduğunu nasıl ispatlayacaksın? Kurban olayım yani. Şimdi bile iftira atıyorlar. Kesin. İftira atmak için kapıya diziliyorlar. Evet hocam. Dolayısıyla e, Malik bin Enes radıyallahu anh e, cinlerle evliliği mekruh görmüştür. Yine El-Hakem ve El-Hasen de cinlerle evliliği mekruh görenlerden bazılarıdır. E, bir adam yine bir rivayet var. Bir adam denize açılıyor ticaret için. Denize açıldığında teknesi alabora oluyor. Ee, bir rivayete göre teknenin içinde kalıyor. Bir rivayete göre bir adaya düşüyor. Bir zaman sonra bir e, dişi cin, kadın ona yardım ediyor. Yardım ettikten sonra işte arkadaş oluyorlar. Sonra sevgili oluyorlar. Birbirlerine aşık oluyorlar. Çünkü düşünsenize bir adanın içinde kalmışsınız. Gelip birisi seninle konuşuyor görmüyorsun ama birisi seninle konuşuyor. Zaman içinde görmeye başlıyorsun. E ondan başka kimsen yok. Dolayısıyla sevgili oluyor bunlar ve sonra evleniyorlar. Ama cinlerin hukukuna göre evleniyorlar. Sonra işte bu adam dünyaya geliyor. Eşini, Müstakbel eşini de yanında getiriyor, cini. Sonra işte Müslüman adam diyor ki oradakilere ben diyor bir şey yaptım ama hani dinimizde yeri nedir bilmiyorum bir bilene soralım bunu, ne yaptın? Ben diyor adaya düştüğümde e, orada bana yardım eden bir varlık vardı kendisinin cin olduğunu, cinlerden, cin kavimlerinden birinin e, işte e, halkı olduğunu söyledi. E, i̇şte bana çok yardım etti. Ve evlendik. Helalim olmasını istedim, evlendik. Ama dinimizce doğru mu değil mi bilmiyorum. İşte bir bilene soralım. O zamanın işte alimlerinden Ebu İshak'a geliyorlar. Ebu İshak çok önemli bir zat e, hadis konusunda da. Ebu İshak diyor ki yanlış yapmış. Bu diyor mekruhtur. E diyorlar ki efendim ben, diyor, evlenmişler nasıl olmuş? Tamam diyor yani evlenmiş artık bir şey söyleyemeyiz ama diyor cinlerle evlenmek mekruhtur. Efendim neden? Çünkü diyor şimdi o hiç kimseye bir eşinin olduğunu ispat edemez. Çünkü diyor o kadın sadece ona gözükecek. Hiç kimseye evli olduğunu ispat edemez. Dolayısıyla diyor bu mekruhtur. Doğru değildir. Şimdi mekruh nedir peki abi? Mekruh mekruh diyoruz da. Evet da açıklamak lazım. dinen, yasaklanmayan ama yapılması da Doğru olmayan şeyler demek. Hoş görülmeyen. Hoş evet. görülmeyen şeyler demek, bravo. İmam-ı Şeyh e, Cemalüddün Es-Siccidani var. E, sicistani var. E, büyük alimzatlardan zatlardan bir tanesi mübarek. Allah yattığı yerine tamam. uğraşsın. O da mesela insanla cin evlenmesinin kesinlikle caiz olmadığını böyle koyu bir şekilde savunanlardan bir tanesi. Diyor ki hayır, Allah diyor insanı evlenebilmesi için dişi ve erkek yani yarattı. Ya cin ne alaka kardeşim diyor kısacası. Yani üçüncü bir... E... Türe gerek yok. <laughs> gerek yok. <laughs> Allah her şeyi dengiyle yarattı diyor. Yani git denginle evlen kardeşim diyor. İnle cinle uğraşma diyor. Peki şimdi ne dedik abi? Cinle evlenmek mümkün dedik. İslam alemleri ne diyormuş? Caiz değil diyormuş. Evet. Şimdi... Rum suresi 21. Allah son noktayı koyuyor abi bu işe. Allah bu işe son noktayı koyuyor. Diyor ki, size kendi nefsinizden kendisiyle huzur bulacağınız eşler yarattık. Bu eşler sizin için nimettir diyor. Bak kendi nefsinizden. Şimdi diyebilirsin bana muhalefet edip, e, Ya Kürşat hocam iyi de nefis dediğin başka bir şeyse, yani illa benim hem cinsim olmasına gerek yok diyebilirsin ama hayır. Şöyle başka bir ayette de diyor ki size kendi nefsinizden resuller verdik. Yani kendi ırkınızdan peygamberler verdik diyor. Evet. Demek ki benim fiziki olarak ırkımı, cinsiyetimi kastediyor ayet. Size kendi nefsinizden işte e, kendisiyle huzura kavuşabileceğiniz eşler yarattık diyor Allah. Dolayısıyla abi cinle evlenme meselesini kapatmış oluyor. Başka bir arayış içerisinde olmaya gerek Aynen yok. Aynen öyle. Nail suresi 72. ayette yine Allah kendi nefislerinizden size eşler vermiş ve kendi nefislerinizden size oğullar vermiştir diyor. Oğullardan sonra torunlar da verdi diyor. Burada da neyi anlıyoruz abi? Bir cinle evlilik olamayacağı gibi cinlerden de bir zürriyet edinmeyin demiş oluyor Rabbim. Dolayısıyla cinle evlenmenin yolunu kapattı. Cinden çocuk sahibi olmanın yolunu kapattı Allah. Şimdi e, işte bu yüzden cinlerle evlenmeye çalışan süper zekalar var. E, maalesef toplumda öyle bir dedikodu var. İşte cinle evlenirsem cinler bana yardım eder. Büyük hocalık yaparım. Her şeyi uçururum kaçırırım falan diye. Yok kardeşim yok yok. O oh. öyle öyle değil. Allah din cinle evlenmeyi mekruh görmüş. Allah da bu iki ayetle olayı kapatmış. Yasaklamış. Yani. Ama mümkün. Değil mi? Mümkün. 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 Yani, Örnekleri evet. var çünkü. Evet. Ama doğru kabul edilmiyor. Ee, hocam, bir soruyla toparlayalım mı? Buyurun. Ee, son sorum olsun. izimiz demiş ki, ezan okunurken köpeklerin ve diğer hayvanların havlaması, uluması metafizik varlıklardan mı kaynaklanıyor diye sormuş. Hayır, çünkü Allah birçok ayetinde yarattığımız her şey insan bedenindeki kalp, hücre, atom, atom altı parçacığa kadar her şey Allah'ı zikreder diyor. Dolayısıyla ezan saatinde köpeklerin uluması da tamamıyla Allah'a zikirden ibarettir. Köpekler ulurken aslında biz kendimize bir örnek almamız lazım. Allah'ım şu saatte sen köpeklerin bile ulumasını sağlıyorsun da sen benim özel olarak yarattığım kulum dediğin bu varlık seni zikretmiyor deyip pişman olmamız lazım. Yani köpeklerin o olayı Allah'a olan zikirlerinden. Be daha. Halk arasında da hocam bu da yanlış bilinen ee, evet. doğrulardan bir tanesi herhalde hocam <laughs> galiba ee, şey yani işte ezan sesinden rahatsız oluyor hatta işte çakalların da uluması falan tam ezan saatinde özellikle de böyle akşam ezan ezan saatinde rahatsız olsa her saatte olur rahatsızlığını belli eder ama bak sabah şu çok önemli abi ya bize aslında orada çok mühim bir mesaj var bak sabah saatinde oluyor bak sabah saatinde bazen akşam saatinde de görürüz evet Niye abi iki vakit ya? Bir saksıyı çalıştıralım. Niye iki vakitte oluyor bunlar ya? Derdiniz de sizin yav. Niye biliyor musun? Allah nimetlerini iki vakitte sakladı. Bir sabah kerahat vaktine, iki akşam kerahat vaktine. Nimetlerin saklandığı iki vakit bu. İşte bu iki vakitte zikirle meşgul oluyor o hayvanlar. Biz o iki vakitte ne yapıyoruz diye kendimize sormamız lazım. Ya vay halimize. Eyvallah hocam. <laughs> Allah razı olsun. Hocam sizden de. Ee bu akşam dedi ki İngilizlerin devleti gizli teşkilat kitabını izleyicilerimize göndereceğiz. Rica etsem hocam sorunun cevabını açıklar mısınız? Evet. Birçok e, doğru cevap da var. Arasında yanlış cevaplar da var. Şimdi Hz. Süleyman aslında programın içinde birçok defa ben söyledim. <laughs> Hz. Süleyman e, büyü yasaklamak için, büyü kitaplarını yasaklamak için e, ifritleri zincirledi. Hatta o ifritlerin kitapları, zincirlenen ifritlerin kitapları daha sonra bir gizli örgüt tarafından bulundu. Tapınak şövalyeleri. Tapınak şövalyeleri Kudüs'te dokuz şövalyelerle beraber Kudüs tepesini kazdı. Ve Hz. Süleyman'ın mühürlediği ifritlerden kalan ee, büyük kitaplarını buldu. Ve onlarla da dünyaya hükmetti. Yine evet. bu kitap hocama ait. Evet, o Haftaya ondan ait. gönderelim hocam. İnşallah. <laughs> bu arada bir duyuru yapayım öyle kapat. Ee, kısmet olursa Perşembe akşamları yeni bir programı başladık. Ee, sevgili Koray Kamacı ile beraber haftanın analizi programı. Ayluğulu Allah razı olsun. Saatler 22'yi gösterdiğinde biz her Perşembe yine burada haftanın analizini yapıyor olacağız. Dostlarımızı oraya da bekleriz. Allah razı olsun hocam. Hocam cevabı verdi. İfritler dedi hocam. Ee, İngiliz Derin Devleti gizli teşkilat. E, Kürşat Berkan hocamız araştırmacı yazar. Kime gidiyor bu akşam bu kitabımız hocam? Rabia Yenil hanımefendiye. Hayırlı uğurlu olsun. Hocamıza ben de hemen canlı yayında böyle takdim ediyorum. Hocamız da imzalayacak. E, hocam teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. E, ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Değerli izleyiciler, metafizik alemi bu haftalık noktalıyoruz. Haftaya görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.